Merhabalar, şimdiden aleyküm. Canlarım, can bacılarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında çamaşır katladım. Evde fazla işim yok. Kahvaltılık yemek de var dünden kalma. Şöyle çıkalım dedim İzzet Bey ile beraber. Ordu merkeze gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Selamun aleyküm. Değerli kardeşlerim, bacılarım, kızlarım. İyisinizdir de inşallah. Rabbim hep iyilik versin, sağlık versin, huzur versin. Rabbim ne muradınız varsa hep versin. Amin. Arabanın dışını yıkayacaktık. Fındıktan beri yıkanmadı aslında. Ben ama hallettim. Çok da sıcak. Buyur. Bak yalan mı? Olsun. Haydi. Yağmur yağmadı arkadaşlar Ordu'ya hala. O selden sonra yağmış mı gece? Yok yok. Ben yağmamış mı? Selden sonra yağmadı. Evet. Evet. İzzet abiniz az önce karşıki bakkala gitti. Oradan bir şey alacakmış. Terlemiş. Ben dedi bu gömleği çıkarayım. Gideyim dedi şöyle serin bir tişört giyeyim dedi. Hava almıyor ya gömlek. Karadeniz'de biz böyle yakan şeyleri artık giyemiyoruz. Eskiden bu kadar yaz olmuyordu ama arkadaşlar. Şimdi biz gerçekten aldıklarımız bizi çok terletiyor. Yani biz Karadeniz bölgesine göre kıyafet koyuyoruz dolaplarımıza. Geçmişte öyleydi. Havalar böyle hiç ısınmıyordu. Karadeniz'de biz yaz yaşayamıyorduk. Allah'ın takdir ilahisi. O yüzden aldığımız kıyafetler hep terletiyor insanı. Şimdi eşim gitti, değiştirecek, gelecek. Ondan sonra gideceğiz artık. Bismillahirrahmanirrahim. Sizleri de yanımızda götüreceğiz. Kızıma geldik arkadaşlar. Şimdi merkezde bir iki işimiz vardı. Onları da hallettik. Burada kızım televizyonu açmıştı. Kayıp Narin. Onu izliyoruz. Çok sıcakladım. Ezgi'nin evi çok serin. Prenses bizi görmeye geldi. Yakın çekimde göstereyim size. Bakın. Tanıyor bizi. Sesimi duydu. Hemen yavrularını bıraktı geldi. Ay kurban olurum. O gece size yavrularını gösterememiştim ya. Prenses gel gel. Anne mama verecek sana. Gel. Gel. Biz de Nescafe içiyoruz kızım. Nescafe yaptı. Zeyd Bey de burada sohbet ediyoruz kızımızla beraber. Narin haberini. Allah razı olsun kızından. Her eve bir kız evladı lazımdır. Nokta. Narin'i izliyoruz arkadaşlar. Gelişmeler var herhalde. Burada da jandarma komutanı. Bak bak nasıl gidiyor Ezgi'nin peşine prenses. Çocuklarıma bir şey olacak diye korkuyor. Çocuklarını takip ediyor. Gelmez mi? Bak Ezgi çocuklarını aldı geldi. Annelik duygusu. Çocuklarıma bir şey olacak diye korkuyor arkadaşlar. Bak. Efendim aşkım götüreyim mi? Tamam. Götüreyim mi anne? Ay yorma Ezgi ya. Şimdi kafasından tutacak. Ağzı ağrıyor zaten. Ay kıyamam ya. Anneciğim çok tatlı. Şurada tatlı. Ay götürüyor bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir maşallah deyin. Annelik böyle işte. Gel. Şimdi nasıl götürüyor arkadaşlar? Birazdan da öbürünü almaya geliyor babam. Ay. Çocuklarını taşıyor yerine. Bak bak. Görüyor musunuz? Takip ediyor. Oradan ayırmıyor onları. Ay kıyamam ya. Geçen yaş mama verdim de biraz midesi dinlensin diye yaş mama verdim. Değil mi? Bak perdenin arkasına koyuyor. Oraya mı koydun? Ne oldu aşkım? Ay yavrum. Tamam burada kalsınlar kızım. Tamam. Çıkmayın bile. Nasıl koruyor tamam. Çocuklar Ezgi? Öbürü yok mu? Diğerini arıyoruz bak. Ay. Nerede kızım öbürü? Gösteremedim sizlere ya. Yavrularına öyle bir bakıyor ki Ezgi diyor ki. Anne diyor o kadar diyor düşkün ki diyor anneliği ne diyor gerçekten prensesin hayret ediyorum diyor. Bu ilk doğumu değil yani. Ay yavrularım benim. Kuşum çok mu seviyorsun evlatlarını? He biber. He çok mu seviyorum? Çok. Telefona bakıyor göze bak nasıl takip ediyor görüyor musunuz? Ana yerim ben sizi yerim. Sesini duydu çocuğunun. Nasıl geliyor görüyor musunuz? Ay. Prenses. Az bak. Aşkım. Ey, kızım. Gel götüreyim ben. Bırak kızım. Bırak tamam.
Tamam almadık aşkım almadık. Anayı göreyim mi anayı? Ay. Ana yaz. Var ana var işte. Örnek ana var ana var aynen. Ana var anacık var. Evet. Alın kedi ya da ana olamayan kadınlar var. Aynen öyle. Bak evladını bırakıyorum. Ay orada o tam zannetti, saymadı herhalde Ezgi. Hani bakmadı, eksik yok zannetti. Senin sesini duydu, Ezgi'nin sesini duydu. Kafayı kaldırdı. Diğer çocuğunu da aldı getirdi. Bakın arkadaşlar. Şurada 4 tane var. Bir tanesi yoktu. Tamamladı çocuklarını. Hepsini bir araya getirdi. Annelik budur işte. Bir anne var, bir de annecik var. Bana bakma öyle ters ters. Kulağa bak kulağa. Sen yabancı mı zannettin beni? Prenses. Ben annem babasıyım ya. Prenses. Dede mi gelmiş kızım? Beni seviyorsan kulluk salla. Salla bakayım kuyruğu. Salla. Ha salla da salla. Ha aferin işte. Merhabalar. Cimri'den selamun aleyküm. Can bacılarım, kardeşlerim, kızlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Ben sabah kalktım. Vlog çekmeye biraz ara verdim. Çünkü canlı yayınlara ağırlık verdiğim için ikisini bir arada götürmek zor oluyor arkadaşlar. O yüzden ara verdim. Evde de yalnızız. Eşimle beraber vakit geçirmek için sabah kahvaltısını dedim hazırlayayım. Aa bu şey klimayı kim kapattı ki? Ben mi kapattım? Ben kalkana kadar eşim çayı demlemiş. Akşamdan ben zaten çaydanlığı temiz bırakmıştım oraya. Ocağı da silmiştim. Gece yatarken bulaşıkları da makineye dizdim. Öyle fazla bulaşığımız olmuyor. Dedim benim kızıma gittim. Onları önüne koyarım dedim. Çektim şöyle bir az bir şey çekebildim yani. 6-7 dakika yoktur bile. Çünkü oraya gittiğimiz zaman sohbet ediyoruz. Zamanımızı hep sohbetle geçiriyoruz. O yüzden zaman kalmıyor arkadaşlar. Çekim yapmaya zaman kalmıyor. Prenses'i takip ediyorum. Prenses'in anneliğini takip ediyorum. O kadar düşkün maşallah arkadaşlar. Prenses o kadar düşkün ki evlatlarına. Ezgi yavrusunu getiriyor yanımıza göstermek için. Kızı. Hemen yanından ayrılmıyor. Alıp onu yerine götürecek, rahatlatacak. O derece yani. Boğazından tutuyor, götürüyor. Öyle bir kedilerde, hayvanlarda ilk doğduğunda bilmiyor. Prensesin aşırı annelik duygusu var ama ben öyle yakından hiç bu zamana kadar kedi, hayvan takip etmedim anneliğini. İlk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. İlk defa. İlk defa. Şimdi içeri gittik. Ezgi kendi odasına koymuş bunu, yatak odasına. Hani yanımda olsun da gece uykuya dalarım, bir şey olur falan göreyim diye. Oraya yer yapmış yavrularına. Bir tane aldı Ezgi. Yavruları 5 tane. Birini aldı. Sakladı ya, odaya gitti. Babasının yanına büyük odaya gitti. Ben şimdi yatak odasındayım Ezgi'nin. Prenses hepsini tam zannetti. Hepsi 5 tane zannetti. Ondan sonra Ezgi mahsus içeriden bir yavrusu kucağında ya, onun sesini çıkarttığı anda ben prensesi takip ediyorum şimdi. Şöyle bir baktı. Diğer yavrusunun sesini duyunca şöyle bir baktı baktı. Böyle bir sanki o kadar akıllı ki insan aklı var arkadaşlar. Orada yavrusunun orada olmadığını anladı. Sayamaz ki hayvanlar. Nasıl sayacaklar? 5 tane yavrusu var. Tam zannediyor. Hepsi bir arada zannediyor. Gönlü içi rahat yattı onların yanına doğru. Beni emsinler diye. Karınlarını doyurmak için. Ay maşallah deyin arkadaşlar. O kadar akıllı, o kadar akıllı ki. Hemen bir tane eksik olduğunu sesini duydu. Sesini duydu. Kalktı. Arkadaşlar kalktı hemen.
ben oradayım yani, başındayım diğer yavrularının yanında. Hemen Ezgi'nin yanına odaya doğru nasıl koşuyor biliyor musun? Atmaca gibi koşuyor yavrusunu almak için. O derece yani. Böyle hayvanları falan takip ederken, hani hayvan demeyeyim, kedilerimizi, yavrularımızı takip ederken fazla da video çekemedim. İşte ağlın tadını çıkarıyoruz. Kalktım, ne yapıyorum? Çayın altını yakıyorum. Ay, geceleri geç yatıyoruz ya canlı yayın dolayısıyla. Ondan sonra şu şey, hangi yağıyla kızarsam, fındık yağıyla kızartayım en iyisi. Az bir şey fındık yağı koydum. Ay, eşim sabah bir şeyler atıştırmış, onu birileri aradı uykunun içinde. Gitti o, İzzet abiniz gitti. Çay var, çayı bakayım, çok mu çay? Ha, illaki dolu olacak benim çayım. Normal, çok da dolu değil. Şimdi ben patates kızartacağım, küp küp doğradım. Ne yapacağım? Patatesi kızartacağım. İşte kahvaltı için tek bir öğün yapacağım. Kahvaltılıkları falan da çıkarmayacağım. Tek öğün olsun, doyurucu olsun. Hazırlarken de şimdi aspiratör yanacak. Burada yağ kokusu olmasın. Ayfer'de de yapmayacağım. Tavada yapacağım. Patatesi. Neyse, ben hazırlıklarımı yapayım. Şöyle hızlı bir şekilde yapayım. Hem açılışı da yapmış olduk. Yerken bakalım nasıl oldu. Bir şöyle bir otururuz İzzet Bey'le beraber yerken. Yine sizlere de göstereceğim yani. Ben daha önceleri yapıyordum ama çok sık yapmıyorum bu sabah kahvaltısı. Önceleri yapıyordum. Akşam canlı yayında öyle bir canlı yayın azizliğine uğradık ki. Bu zamana kadar hep geliyordu yani. YouTube uyarı, YouTube uyarı diye. Bu, geçen de geldi. Ay, öyle korktum ki. Herkes oraya yazmış ki uyarı, uyarı, uyarı. Hani geçenki gibi değildi yani o uyarı. Geçen de gene ceza uygulayacağız, yayınımızı kapatın diye. Bilmiyorum neden oluyor, herkese geliyor mu bu yazılar? Daha önceleri de olmuştu ama ben gariye almamıştım. İki defadır da içime bir şüphe düştü. Korktum, kanalı kapatırlar, ceza yazarlar, Allah korusun. Hemen kapattım. O halde tekrar da dönemedim. Saat 12 olmuştu. Ondan sonra tekrar dönemedim. Videonun şey, o çekmiş olduğum canlı yayındaki kaç dakika, kaç dakika olmuş? 3 saat olmuş. 3 saatte 33 bin kişi izlemiş. Ben şaşırdım ya. Dedim herhalde benim nasibim canlı yayından. Ya haftada bir defa blok atarsam, iki defa malzeme olmuyor çünkü blok atmaya. Biz evde dinleniyoruz artık. İşimizi, gücümüzü, temizliğimizi yaptık. Bir tek boğazımız için uğraşıyoruz. Yani ondan sonra fındık yağı fazla kızartmamak gerekir. Şöyle dökeyim. Neyse, sohbette konuşuruz. Arkadaşlar, ben şimdi aspiratörü yaptım. Patatesi kızartayım. Ben sizlere de hızlı çekim yapayım. Yaptıklarım çok zaman alır çünkü. Akşamda işte o şeyi anlatacağım size. Canlı yayın uyarı. Kanala ceza falan gelmesini. Canlı yayın hakkında da sizlerle bir sohbet edeceğiz. Kötü yorumlar içinde yine sohbet edeceğiz. Bu konuda eşimle biraz canlı yayın sırasında zıt gittiğimiz oldu. Onları da konuşacağız Allah izin verirse.
bacılarım. Gördüğünüz gibi İzzet abiniz patatesi kızarttı fındık yağıyla beraber. Şimdi ben patatesin üzerine de uzun zaman oldu ya kafamı toparlamaya çalışıyorum. Acaba doğru mu diye eksiğim var mı diye düşünüyorum yani düşünerek hareket ediyorum. Acaba eksik var mı içimde? Uzun zamandır yapmadım. Yani özel olarak yapıyordum. Çoluk çocuk gelince özellikle yapıyordum hep beraber. Şimdi dilim dilim sucuklarımı patatesle beraber tekrar kavuruyorum. Doyurucu bir sabah kahvaltısı. Bacılarım, kızlarım sizlere de tavsiye ediyorum. Aspiratörü açacağım. Şimdi ben sucuğu kızartayım. Aspiratörü açmam lazım. Çok ses gelir diye o yüzden. Daha sonra size sucuğu da kızarttıktan sonraki devreyi göstereceğim. Aspiratörü eşliğinde kızarttım arkadaşlar sucuğumu. İzzet Bey de burada bekliyor. Acıkmış, benden erken kalktı gitti. Dışarıya arkadaşlarıyla işi vardı sanırım. Şimdi kızarttıktan sonra üzerine de yumurta. Yumurta çırptım. İki tane yumurtayı az önce gördünüz zaten çırptım. Sen bir merhaba de ben yumurtayı üzerine ekleyeyim. Evet. Selamun aleyküm. Şu yumurtayı da üzerine ekliyorum. Bir merhaba desin İzzet Bey. Sohbet selamun aleyküm. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. İyisinizdir be inşallah. Allah'ım herkese iyilik gibi sağlık versin. Rabbim hiç kimseyi darda zorda bırakmasın. Amin. Rabbim herkese bolluk bereket versin. Herkese geçim kolaylığı versin. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet. Karadeniz'de balık mevsimi açıldı. Viram İsmillah denildi. Dün açıldı ya. Dün açıldı evet. Zaten evet. Söyledik ya. Dün açıldı. Dün pazardı. Bugün dün pazardı. Bugün pazartesi. Bugün balamut bolarmış. Onu da gördüm bugün. Nasıl bolarmış hemen söyleyeyim size. İki tanesi çifti 100 lira. Ya. Evet. İki tanesi 100 lira. Ayın birinde. Ya, bol olacak demek ki izledim. Bol olacak evet. Ayın birinde tanesi 100 liraydı. He. Bugün çifti 100 lira. Çifti 100 lira. Yani herkes alabilir. Bence. Büyük bir para değil. İki tanesi 100 lira, iki tanesi de 4 kişiyi doyuruyor kesin. Her yerde aynı mı fiyatlar? Yani %90 buralarda aynı yani. Çarşıda da aynıdır, merkezde de aynıdır. Ha. Yani bol çıktığı için tabii ki ucuzluyor arkadaşlar. Daha da bol çıkarsa bence 3 tanesi 100 liraya bile olabilir en yakın zamanda. Sizlere de bildiririz Allah'ın varsa. İnşallah görürse. Artık bolarsın da balıklar tabii, da. Tabii balığı özledik arkadaşlar. Biz balıksız yaşayamayız. Denizsiz ucuz yaşayamayız. Olursa, ucuz olursa yaşayamayız. Yani. Tabii, pahalı olursa pahalı yaşayamayız. Ucuz olursa tabii ki bizim gibi tüm orta gelirli kardeşlerimiz hepsi bol bol yesin. İnşallah böyle bol bol ucuz evet. Ucuz bir balık bolluğu yaşarız. Bir i̇nşallah. Sene. Allah'ın inşallah. Memleketimize bolluk versin. Yani uzun evet. Süredir bir senedir balık yememiştik. Aa, şunu döndüreyim de sen. Nihayet yiyeceğiz evet. Allah izin verirse. Yemeğe göstereyim. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Ha. Şimdi ağzını kapattım, yumurtayı pişirdim arkadaşlar. Üzerine çıktım, koydum. Şimdi en üzerine de böyle ince ince kaşar peyniri. Sanki böyle bir pizza gibi oluyor. Hani patatesli, sucuklu, hani pizza olur ya. Onlara benzer bir şekilde. Sizlere bugün doyurucu bir sabah kahvaltısı hazırlamak istedim. Yanında ekstra diğer kahvaltıları koymayacağım. İzzet Beyefendi bunu yıkayıp Gereğini yapar. Şuraya kat şey tamam. Yap. Yıka. Bunu da makineye atıver. Bir zahmet. Ben şimdi ağzını kapatayım. Sohbete de zaman ayıralım arkadaşlar. 5-10 dakika bir kızımın evinde giriş videom vardı. 10 dakika bile yok yani arkadaşlar. Reklam bile koyamıyorsun. 7 dakikaydı sanırım kızımın evinde yaptığım çekim. Dedim 7 dakika çok kısa. Reklam koyulmuyor. 7 dakikaya. O yüzden şimdi de ekleme yapayım. Çok sıkıcı olmasın. Biraz da kısa keseceğiz. Canlı yayınlarda çok konuştuğumuz için artık blog programlarında sizlere fazla çekemeyeceğiz. Çünkü canlı yayınlar çok güzel izleniyor.
Çok da güzel geçiyor zaman. Yani zaman nasıl geçiyor bilmiyoruz. Arkadaşlar 4 saat, 3 saat, 3 saatte akşam 3 saatte 33 bin kişi izlemiş. Maşallah diyorum kendi kendime. Aman aman nazar değmesin. Nazar değmesin inşallah. Şöyle diyeceğim. Ben ağzını kapattım. Bunu böyle kaşarlar iyice uzasın diye nasıl koyacağım servis tabağına da bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım kolaylıkla yapıştırmaz. Yeni aldık zaten. Patates pizzası diyeceğim ben. İsmini bilmiyorum. Kendi kafamdan uydurduğum için. Kendine has bir yemek. Ben öyle koyayım. Patates pizzası diyelim. Ben diyeceğim. Bakalım çıkacak mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi boğazımızdan eğri geçmez de. Çıkmazsa da üzülürüm. Aa çıkacak. Çıkar o tava yapıştırmıyor ya. O tava çok şahane bir tava. Evet. Valla veriden paraya helal olsun. Evet. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle boşaltayım. Bakın arkadaşlarım. Çok güzel çıktı. Gördün beni mahcup etmedi. Tam şef garson olmuşsun ya. Deneyim. Yılların vermiş olduğu deneyim arkadaşlar. Ama tavaya da bu arada bravo yani. Bak. Yapıştırıyordu tava. Başka tava olsa onun yapışmadan mümkün değil çıkması. Demek ki neymiş? Evet. Kalite. Kalite. Aynen doğru. Reklam olur. Şu anda söylemeyeceğim. Yok canım, biz isim söylemiyoruz. Sorarsanız arkadaşlar yorumlarda evet. Yazarım. Zaten beni sürekli izleyenler biliyorlar. Aldığımı takip edenler, sıkı takipçilerim biliyorlar arkadaşlar. Şimdi şunu dörde bölelim onu. Beni sıkı takip eden kardeşlerim hepsi biliyor. Çekmecede bir sorun var da ikisi bir açılıyor İzzetli. Sen onu hiç dikkatini çekti aşırı mi? Aşırı gördüm bak. İkisi bir açılıyor. Bir şey takılmış oraya. Şu şekilde de keselim. Dilim dilim yiyelim. Tarifi defneye uzun zaman biz de yemedik. Defneyi de yapmadım. Oğluma da yapmadım. Gerçekten sık yapmam lazım. Şöyle. Tereyağsız fındık yağlı olunca hiçbir sakıncası yok. Eyvallah. Yemek sorunumuz yok arkadaşlar. Ay çok alçak kaldı bu şey. Az bir şeye kaldı. İndireyim aşağıya da. Tripodun açısını yani kolay. Bugün aslında ben dışarı çıkacaktım canlı yayın için. Uygun telefonuma uygun bir tripod bakmam lazım. Küçük olacak. Ama çıkamadım arkadaşlar. Dedim ya geç kalktım, geç yattım, geç kalktım. Bayağı bir kalktım. Bir de şöyle bir şey var. Canlı yayınlarda yorumlar siliniyor. Aslında o yorumlar silinmese var ya çok işimize yarar ya. Ya neyin ne olduğunu herkes görsün. YouTube nedense o yayınların canlı yayınlar anında gelen yorumları sen başla. Acıkmışım ben, tamam, o kadar tamam, aç yani. Değilim ben, meyve yedim. Çay içeyim, arıt biraz bekleyeyim. O yorumları böyle YouTube bilmiyor mu? O dereceye gelmedi mi acaba? Bu canlı yayınlara da kötü yorumlara, hakarete, bel aşağı küfürlere bir çare olmalı yani. Eşim mesela iki tane yorum yazmıştı bana. O yorumda yasaklı kelime varmış. O yorumu YouTube bana kanalıma göndermedi. Ama evet. Canlı yayınlarda neden öyle oluyor? Yani neden YouTube bunları görmüyor? Neden topluluk kurallarını canlı yayınlarında uygulamıyor? Kafam almış değil. Hiç kimse de bunu dile getirmiyor zaten. Bir tek ben. Yani sonra o yorumlar kaldırılıyor. Hediyeler YouTube'da işleniyor galiba. İşleniyor. Gelmiş zaten. Çok büyük bir mevla geldi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Birdenbire kanalım atak yaptı yani. Hem o teşekkür, bana teşekkür hediyesi gönderen kardeşlerimden de Allah razı olsun. Yani ay şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor, görmüyor musun? Gökyüzünde beyaz bir şey var. Allah dedik ya, burası Karadeniz. Demin güneş vardı, şimdi yağmur var. Evet değerli arkadaşlar. Yani az ben konuşayım. Ha. Size. Az 5-10 dakika, 5-10 dakika bak. Ben konuşayım. Ondan sonra sen konuş.
Arkadaşlarım, YouTube bunları yani toplu bizim kanalların yorumlarını her yapmış. Onlar tamam güzel, öyle kötü yorumlar gelmiyor. Ama bu canlı yayınlarda hep gelen kişiler benim engellediğim kişiler galiba. Çünkü bana neden bu kişiler beni düşman olarak görüyor? Ben kafamda bir soru işareti var. Neden günlük vloglarıma gelmiyorlar, kötü bir şey yazmıyorlar? Onu merak ettim. Acaba kendi kanalımda engellediklerimi canlı yayında görüyorum. Demek ki engellediklerim geliyor oraya. Beni bazen tanıyan var, tanımayan var. Tanımayan benim için ne yazabilir? Ne kötü yorum yazabilir? Beni tanımıyor. Ama bazıları çocuk oluyor. Egosunu böyle ilerletmek için, bir rahatlamak için, hani bir kavga ortamı, kaos yaratmak için bizi tanımayanlar, özellikle tanıyanlar zaten kendini belli ediyor. Ben o kadar bu konuda gelişmişim ki ben kimin ne olduğu aklıma geliyor. Mesela kim nereden yazdı? Buradan bu siteden mi yazıldı? Onu biliyorum. O zaten banko. Arkadaşlarımdan mı, köyümüzden mi yazıldı? Bana ayan oluyor. Yazdıkları yorumlar kendilerini ele veriyor arkadaşlar. O yüzden diyorum. Hissiyatım çok kuvvetli. Tabii ki konu komşu, eş, dost, herkes bizi sevecek diye bir kaydı yok yani. Çekemeyenlerimiz de çok var. Ama şunu da biliyorum ki %85 sevilen bir insanım. Eşim de aynısı. Yani %20'sini de artık bundan sonra baş edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey. Bizim bir kademe atladığımızı, bir tık kanalımızın atağa geçmesi Türkiye'nin YouTuber'larından, Allah razı olsun, onların da tavsiyesine göre bir de canlı yayınların da getirisi çok var. Gelen, yeni gelenler keşfete atıyor canlı yayınları. 10.000'i geçtim zaten, keşfete çıkıyorsun. Keşfette seni yeni yeni kontrol ediyor. Abla ben sana abone oldum, artık izleyeceğim. Abla ben sana abone oldum, artık izleyeceğim. Bayağı da bir abonelerimiz de arttı. Yeni gelenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Benim kanalımın bir tık YouTube'da ilerlemesi, atağa geçmesi ve canlı yayınlarda bana yani hediye atılması beni çekemeyenleri harekete geçirdi. Beni aşağı çekmeye çalışıyorlar yine. Yine uğraşıyorlar ki ilerlemesin. Oradaki insanlara kötüleyelim. Şükran'a hediye göndermesinler diye. Bu kötüleyenler gerçekten beni sevmeyenler. Yani beni dış görünüşümle, şu şeklimle yargılayanlar genellikle. Benim görüntümden hoşlanmayanlar. Benim şahsıma karşı karşıya gelip de dil yarışı yaptığım kişiler değil. Ha, onlar yapıyorlar beni geriye aşağı çekememek için. Ondan sonra çekemeyenler yapıyor. Mesela beni görüyorlar, ben onlarla muhatap olmadığım için, görüşmediğim için düşman oluyorlar. Bir takım beni izliyorlar, düşman oluyorlar. İşte bu kişiler beni geriye çekmeye çalışıyor. Bu gelen yorumları gördüğünüz zaman müteber etmeyiniz. Arkadaşlarım, bacılarım, can kardeşlerim. Bizim kimseyle işimiz yok. Biz evimizde, eşimizle beraber vlog çeken, dışarıya havalar normal olursa çıkıp da gezen, kendi kendimize bir çeşit yemek yapıp oturup yiyen, kimseden ekmek yemek, para istemeyen bir aileyiz yani. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani 6 yıldan beri demek ki Allah beni gönderdiyse, bilinmeyen yerlerden bilinmeyen kapılar açtıysa, bana da bilinmeyen kazançları nasip ettiyse, ben niye kullanmayayım ki? Niye bırakayım ki? Kullanmak zorundayım. Benim demek ki blogda benim fazla getirisi olmadığı için Rabbim bana acıdı. Canlı yayınlara gönderdi beni. Ben şimdi canlı yayınlara daha da ağırlık vermem lazım. Bana kanalıma gelmeyen bir sürü takipçilerim, kızlarım, Instagram'dan tanıyanlar var yani. Bundan sonra ben canlı yayınlara ağırlık vereceğim. Ufak tefek tabii ki arada sırada yine malzeme oldukça karşınıza geleceğim. Allah'ın izniyle. Allah sağlık versin yeter. Evet değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, kızlarım. Şükran olayı özetledi. Evet. Hakikaten canlı yayın açtıktan sonra kanalımız ilerledi. Onun farkındayım. Evet. Canlı yayında da az da olsa nihayetinde bir gelir var. Gördük. Onu da gördük. Vlog'da her zaman Şükran yoruldu yani. Yoruluyordu. Evet. Zaman zaman da istirahat etmesi gerekiyor. Ama canlı yayında bizi yormuyor mu de? Yoruyor ama... Yoruyor da tripod olsa böyle yormuyor arkadaşlar. Evet. Yani benim telefonum büyük. Keşke büyük almasaydım. Böyle küçük alsaydım şu anda hiçbir zorluğu olmayacaktı. Şu kadarcık bir şey yani. Şu kadar bir şey açabilirim. Oraya da telefon sığmıyor.
Dolayısıyla tabii sevenimiz de var, sevmeyenimiz de. Sevenimizden Allah razı olsun, sevmeyenimizden de Allah razı olsun diyemiyorum maalesef. Şimdi tabii ki bize yayınlarda kötü yorumlar geliyor. İlk günler biraz zorlandık. Hatta bana atılan iftirayı biliyorsunuz, çoğunuz okudunuz. İnsanoğulları etten kemikten yapılmıştır. Arkadaşlar, kıskançlık, hasetlik çok kötü bir şey. Dur. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Allah'ım, Allah'ım yardımcımız olsun. Allah'tan geliyor, gök gürleyecek, tabii ki şimşek çakacak, yağmur yağacak, dolu yağacak. Bu hep Allah'ın işi. Kuldan gelmesin kardeşim. Kardeşlerim, öyle mi? Şimdi dolayısıyla değerli kardeşlerim, canlı yayının da getirisini veya işte görüyorsunuz abonemiz de çoğaldı. Bizi tanımayanlar tabii ki YouTube kanalımıza da geliyor zaman zaman. Gel, Allah razı olsunlar. Bilmeyen, ama şunu da diyeceğim, bilmeyenler ki, öğreniyor. Sözünü balla evet. Kestim. Ben 6 yıldan beri hakkımı, emeğimin karşılığını alamadığım için demek ki nasip kısmet oradanmış. Ben gelen hediyelere gerçekten canı yürekli teşekkür ediyorum onlara. Gelen hediyeleri ben babamın ne derler şeyi gibi hak ettim yani. Evet. Anamın helal sütü gibi helal hak ettik, evet. Anamın sütü gibi hak ettik. Gibi hak ettik diyemedim ben onu. Hak ettik. Hak etmezsem ben onları asla kabul de etmem. Bakın. Ben kimseye bana hediye atın da demiyorum. Dedik mi değerli kardeşim? Siz bizi izliyorsunuz. Bizim YouTube'da teşekkür butonumuz var. Hiçbir zaman sadece YouTube bize teşekkür butonu vermiş, hediye gönderebilir demiştik de bir sene evvel. Ama canlı yayınlarda size şu anda soruyorum. Biz bize hediye gönderin dedik mi? Demedik. Ama jest yapan arkadaşlarımız Allah ne muratları varsa versin. Yaptılar. Anında yaptılar. Arkadaşlar, hediye geldiği anda hemen yorum geldi, kötü yorum geldi. Hemen harekete geçiyor. Anında. Bu sinsirallalar, affedersiniz, sözün meclisten dışarı. Dengesizler, embesiller, goriller. O kadar kötü insanlar ki ne yazmışlar? Eşin orada Medine dilencisi gibi bekliyor. Evet. Bakın, herkese gördü bu yorumu. Ondan sonra vay efendim, bizim para için yaptığımızı ima etmek, insanları bizden soğutmak için elinden geleni yapıyorlar. Dilenci yazmışlar. Biri daha dilenci yazmış. İlk kaç defa dilenci. Dilenci yazmış. Ben de onu kaldırdım. Ne dedim orada? Hepiniz de gördünüz. Gülay Kalmaz da görmüş. Benim Şükran ablam hiçbir zaman dilencilik yapmadılar. İzzet abimle beraber dilenci olduklarını görmedik. Ondan sonra böyle yorumlar yazmayın diye Allah razı olsun. Orada çoğunlukla benim devamlı takipçilerim, izleyenler biliyor benim ne olduğumu. Yeni gelenler bilmiyor. Zannederler ki bunlar gerçekten dilenci. Ama benim mütemadiyen, organik kanalıma gelip de yorum yazanlar bizim ne olduğumuzu biliyor. Oraya yazıyorlar zaten. Tabii. Allah razı olsun Şükran ablamla İzzet abim. Dilencilik hayatta yapmaz. Elinden gelse onlar verir diyorlar. Öyle doğruyu aynen, söylüyor. Aynen, o da doğru, o da doğru. Doğruyu söylüyor. Yani dilencilik demeyelim de hediyeleştik. Kim bize hediye göndermişse biz evet. De karşılığını göndermişizdir nokta. Aksini iddia eden asla olamaz. Biz kimsenin yaptığı iyiliğin altında kalacak bir aile değiliz. Değerli kardeşim. Er veya geç. İllaki karşılığını bulur. Karşılığını alırlar yani. Er veya geç. Hiç kimseyi menfaat için sevmiyoruz. Unutmam. Ha, yapılan iyiliği de unutmam. Kötülüğü de unutmam. Ben bunu yorumlara yazıyorum. Evet. Bana bir adım gelirse ben 10 adım hazırım. Ama sen 10 adım kötülük yapıyorsun. Benden de kötü iyilik mi bekleyeceksin? Hayır. Ay, o kadar kıskançlık olur mu ya? Ne kadar kıskanç kardeşim, insanlar var. İnsan kimsenin ilerlediğini istemiyor. İnsanı tanımıyoruz. Hatırladığım kadarıyla Ercan diye bir arkadaşımız. Gelenleri de tanımıyoruz. Hediye evet. Atanları da tanımıyoruz. Hediye attı bize. Ya biz tanımıyoruz. Allah razı evet. Olsun biz hediye istemedik ki. İstemedik. Ama arkadaşımız bize bir sürpriz yaptı. Biz de şaşırdık. Bir hata mı yaptık? Bir şey mi oldu bu mavi? Şaka mahiyetinde. Mavi ışıklar yandı. Bir daha baktık para gelmiş orada. Sinirden dolayı şaka mahiyetinde dedim ki bak dedim hediye geldi diye dilenci ettiniz beni dedim. Bir tane daha geldi dedim. Bir tane daha geldi derken Bircan kızım da attı zaten. Evet. Akşam. 3 saat içinde beklesem 1'e 2'ye kadar daha da çok hediyeler geliyor. Ama bekleyemedim. YouTube'dan korktum uyarı geldi diye. Hassas insanlar kardeşim. Biz hata yapmak arkadaşlar. İstemiyoruz. Tabii ki emekle geldik buraya. Dırnağımızla geldik. Ufak bir hareketimiz, konuşmamız veya yanlış cümlemiz
bizim YouTube kanalımızı bozarsa veya işte Allah götürme kapatmaya veya para kazanmaya kapatırsa üzülürüz. Niye? Çünkü yapmadığımız bir hatadan dolayı üzülürüz. YouTube şöyle bir şey ki benim algoritması, YouTube algoritması, YouTube Studio'dan mesela en son attığım canlı yayının şeyini arıyorum orada. Gidişatını, yani iyi mi kötü mü diye. Şöyle gördüm arkadaşlar. O şey grafik olarak yayınlanıyor. Evet. Bakın. Aşağı yukarı falan. Ha böyle böyle çok yüksek olduğu zaman YouTube dinlemeye alıyor bakın. Orada ne var diye. Bu bağırtı kim? Kavga mı var? Eşimin sesinin kısması gerekir. Ben eşime ikaz ediyorum. Oraya da hatta çok büyük hakaretler mi yapıldı? Kanal sahibi kötü birisi mi? Bağırıyor mu herkese? Diye çok yükselmiş. O yükselen yere YouTube kırmızı bir şey koymuş oraya. O anda izlenmeye başlamış kanal. Kavga mı oluyor? İnsanlara kötü mü davranılıyor? Bunu takip ediyorlar. Eşimin niyetini bilmezler. O yüzden böyle onu ikaz etmek zorunda kalıyorum. Hatta yayından çıkaracağım bile. Böyle giderse. Ben tek başıma yapacağım. Çünkü ben kanalımı tehlikeye atamam. Ben eşim bunu bile bile yapmaz ama bilmiyor, bazen şüpheleniyorum. Acaba diyorum, o da mı kötülük düşünüyor bana? Korkuyor. Niye sesini yükseltiyor? Niye kanalımı riske atıyor? Hani bir düşmanım yapsa haklı yani. Benim kanalım niye yani tehlikeye girsin? YouTube gerçekten en yüksek bağırtı sesi çok çıkan yere işaret koymuş. Orada biz bam yemişiz. Onu da söyleyeyim yani. Bir bam ye, iki bam ye, üç ye. Hatan çoğaldığı zaman kırmızı olarak çoğaldığı zaman kanal komple kapatılıyor. Bir canlı yayın için ben bu kanalımın riskini aşağı yapamam ya. Benim sesim çıkmıyor. Eşimin sesi çok çıkıyor. Kanalımı da riske atamam ya. O yüzden böyle sesi kısık olarak, çok yavaş konuşarak, benimle benim gibi konuşarak devam ederse yanımda. Ama sesi çok yükselirse bana söz veriyor. Yine sözünde durmuyor. Ama maalesef görüyorsun Şükran, öyle bir pozisyonlar ses, oluyor ki. Ama bu sesim bile tehlikeli. E ne yapalım, o kadar da konuşmayacağız mı canım? Çok bağırıyorsun. Ama YouTube'da o zaman oradaki insanlara niye böyle yazıyorsun ya? Onlar da, onlara da kızsın. YouTube tek tek incelemez. Öyle kızmamız mı? Öyle şeyleri saçmalıyorsun. İncelemez. YouTube algoritması inceliyor. Şahıs işi değil bu. Oraya şahıs gelip de hangi birini izleyecek? Bir sürü canlı yayın var. Hangi birini izleyecek? Canlı yayınlarda her şey serbest demek ki bu gibi şeyler. Evet, canlı yayında serbest. Ama biz burada bir kelime söylüyoruz. Sadece YouTube maalesef algoritması... Maalesef hemen telif geliyor. Bak, YouTube algoritması sadece grafik çekiyor. Yayınlarınızın grafiği inişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Herhangi bir tehlike, çok yüksek bir ses, hemen anında kırmızıyı yiyorsun. 3 tane oldu mu kanal kapatıyor. Onu da o yüzden ben eşimi sürekli ikaz etmek zorunda değilim. Ben yorumlara mı bakacağım? Eşimin bağırtılarına mı ilgileneceğim? Eşimin milletle beraber ağzını bozup da orada herkesle kavga edişini mi takip edeceğim? Ben hangisi takip edeyim arkadaşlar? Ama bak, oradaki yazılan bir kelime bizi ne yaptı? Salladı. Ondan sonra ben konuşmayacağım mıyım? Adam iftira atıyor bana. Ben dayanabilir miyim senin, bu kelime? Aynen. Cevap vermeyeceğim miyim ben buna? Yavaş, sakin konuşacaksın. Benim mahkemede bile sana savunma hakkı veriyorlar. Mahkeme değil. Olmaz. Sakin konuş. Olmazsa sen benden çıkma. Yani ben cevap vereceğim. Hayır. Cevap vermeyeceğim. Cevap vermeyeceğim. Canlı yayınlarda. Çok ben veririm. Sen de yanım sıra. Ha, sen ver. O zaman sen ben ver. Ben veririm. Ha, bağ bırakma. Ben veririm. Göreyim yeter ki. Göreyim yeter ki. Ben onlara yavaş bir şekilde gerekeni de yaparım yani. Ben sen öyle kavga. Sen görmeden da, ben sildiğim bir sürü var. O ne olacak? Ya gelsin, ne oluyor? Dünyanın sonu mu? İyi. Allah Allah. Herkese geliyor. Niye bu kadar kafa takıyorsun? Gelmeyecek mi? Gelsin, daha iyi. Görsünler işte. Bir arkadaşlarım görsün. Benim için iyi bir şey. Kötü yorum gelmez. Kötü bir şey değil ki. Bu demek ki kanalımın ilerlediğinden dolayı. Öyle de diyorlar. Onun için yapıyorlar. Kanal ilerlemesin diye yapıyorlar. İlerleyen kanala böyle saldırılar olurmuş. Onu da duydum. Tabii ki. Onu da duydum, evet. Belli bir kesim var. Mesela o kadar kötü ki YouTube'daki insanlar, aile olarak kalabalık aileler mesela birbirine gidiyor geliyor, kanalında sosyal gösteriyorlar. Bu kanalında yakın akrabalarıyla sık sık iletişim halinde olan, giden gelen kişilerin arasına bile saldırıyorlar. Nifak koyuyorlar. Nifak. Yani bunları birbirine katıyorlar.
öyle bir grup var. Bizimki, bizim de içimizde var. Bize de vermişler öyle bir grup. Ama kanalımın içinde de beni koruyan bir grup var. Tabii Allah razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Siber şube 2, siber şube 3. Biz bunu tanımıyoruz. Kim? Bizi koruyan kim? Bir sürü insanlar var. Bizi koruyorlar bakın. Onlara karşı sanki bizim sosyal medya bölünmüş. Sosyal medya bölünmüş. Bizim gibileri korumak için belli bir gruplar var. Hemen devreye giriyorlar. Hemen. Bölünmüş. Ama troll hesapta çok var değerli kardeşlerim. Olacak, olacak, olacak. Arındıramıyorsun yani. Bunları kafaya takmayacaksın. Yani bunların çoğu bence... Ağlayacak adam neredeyse ya. Kötü yorum geliyor diye ağlayacak. Ya herkese geliyor kötü yorum. Sana mı geliyor? Bu troll hesapların çoğu. Allah Allah. Bizi tanıyan grup da var bu trollün içinde. Bir miktarı da çocuk olabilir. Çocuklar da biraz terbiyesiz. Araştırma. İşin içinden çıkamazsın. Evet, öyle yapacağız zaten. Yani biz adam... Öyle değil mi arkadaşlar? Bu baş edeceğim zannediyor. Bu. Baş edeceğim zannediyor. Araştır. Yani hepsiyle ben halledeceğim bunları diyor. Hepsini diyor buradan göndereceğim. Hepsinin yaptıklarını şöyle yapacağım da böyle yapacağım da haddini bilir. Öyle olursa sen de yıpranırsın. İşin içinden çıkamazsın. Sağlık sorunları yaşarsın. Ben olayı çözdüm. Sen kafan yorma. Dolayısıyla tabii ki bunlar bitmez değerli kardeşim. Her kanalda varmış bunlar. En büyük kanallarda daha çok. Öyle diyorsun yine unutuyor mu söylediğin sözlere? Ama bazen de diyorlar ki İzzet amca hiç konuşmuyor. O orada oturuyor mumya gibi diyorlar. Ara sıra da ben konuşacağım daha kardeşim. Sen tabii konuştun mu ortalık birbirine giriyor. Yok, ben bunu abi diyen kişi senin dostun değil düşmanın. Benim zaten düşmanım. Ha. Ben düşmanım. Çünkü dostum. Kanal güzel gidiyor. Benim sakin dingin konuşmam. İnsanların kanalı methetmesi çoğaldıkça. Yok, bağırarak konuş demiyor canım. Ara sıra konuş. Ne diyorlar biliyor musun? Eşim sustuğu zaman abla ne güzel yayın yapıyorsun biz böyle yayın görmedik ama İzzet devreye girince kanal birbirine giriyor. Herkes birbirine giriyor. Ne diyorlar biliyor musun? Eşin çok sinirli biz daha buraya gelmeyiz de biz daha bu kanala gelmeyiz de bu kanal sinirli kanal bu kanal insanı yoruyor ama ben konuştuğum zaman ay abla saatlerce konuş sabaha kadar seni dinleyeceğiz. Abla kapatma ne olur ruhuma sesin bize iyi geliyor. Çok tatlısın, çok güzelsin abla. O kadar iyilik isteyen böyle bir var, ya, bölüm var ki İzzet'e diyorlar ki niye bağırıyor bu adam? Ne oldu burada? Niye bağırıyor? Bu adam niye sinirli? Affedersin lan diyorlar. Bu adam niye sinirli lan? Çünkü bu zannediyor ki ha beni seviyorlar da konuştuğumu istiyor. Seni tanımayan insan, dalga bizim yorumlarımıza gelmeyen, ilk defa gelen insan senin konuşmanı istediği zaman kafanda bir soru işareti yaratacaksın. Senin konuşmanı kim isteyecek? Gülay Kalmaz, Selma Tosun, ondan sonra Maria Desire'a, bize yorumlara gelen, İzzet abi de konuşsun diyen bunlar olacak. Ama bunlar harici bizi tanımayan insan niye buna konuş desin? Demek ki alt niyetli. Aynen. Altından bir şeyler çıkarmak lazım. Bu herkes iyi niyetli değil. Seni ilk defa gören insan neden seni konuştu? Sen sustukça, ben seni susturdukça kanalın adı iyiye gidiyor. İzzet beni dinlediği zaman iyiye gidiyor diye aksine böyle yükselsin grafik de bam yesin diye yapıyorlar. Yükselsin diye. Hani grafik, canlı yayının grafiği yükseliyor orada bam yiyorsun. Bu bam 2, 3, 4 olursa ya para cezası geliyor YouTube'dan. Diyor ki hatta para cezası uygulayacağız diye uyarı da geldi kanala. Ha onu da söyleyeyim. Ondan da kafamda bir soru işareti var. O sinsirellalar bizi şikayet etmiş olabilir. Siler bile YouTube inceliyor. Şikayetlik bir şey var mı diye bakıyor. Öyle eğer şikayetini değerlendirseydi YouTube bu işi kimse yapamaz. İlk önce haklı mı şikayet eden ona bir bakıyor. Sen YouTube'u bir insan olarak görüyorsun. YouTube insan olarak değil. YouTube'un çok büyük bir kitlesi var yani. Bu YouTube'u yöneten tek kişi değil. Ne tek kişisi ya? Binlerce kişi. Binlerce, yüz binlerce. Bunlar Amerika'da böyle hep çalışıyorlar. Aletlerle hareket ediyorlar. Ne bileyim böyle bir sistem yaratmışlar. Şahıs işi değil yani. Yok, şahıs yok olarak gelip de YouTube'u yöneten baş edemez ki böyle.
Teknoloji yönetiyor YouTube'u. Teknoloji. Evet, evet. Aynen teknoloji, öyle. Şahıs işi değil. İzzet Şanki, YouTube şöyle, YouTube böyle, niye böyle yapıyor? Cahil cahil konuşuyor ya. Niye bize diyor yorum gönderiyor, kötü yorum gönderiyor? Ya senin şahsına mı gönderiyorsa? O dereceye gelmemiş daha YouTube. Canlı yayınlara kötü yorum yazanların derecesine gelmemiş. Canlı, onu herkes engeller... dile getirirse benim gibi, tabii ki mesaj yazarlarsa benim gibi de dile getirirse canlı yayınlarda yorumlar gibi olur. Ama yine helal olsun ki YouTube engel diye bir şey koymuş oraya. O da var. Gizli diyor. Evet, sana kötü yorum gelebilir kardeşim ama orada bir engel var. İyi de engelle, beğenmediysen de. O da tabii güzel bir şey. Allah razı olsun. Yapmış, onu da düşünmüş işte. Yani. Evet. Yoksa engelleyemezsek adam boyuna yazacak oraya. Ondan dolayı da YouTube mecrasını da kutluyorum yani. Onu da söyleyeyim yani. Eğri doğruya doğru. Hani bu canlı yayınlarda sizlerden ricam, yeni gelenler, zaten beni devamlı izleyen organik değerli bacılarım, kızlarım, yorum yazanlar, 6 yıldan beri kanalıma her zaman gelenler biliyorlar. Bizim kim olduğumuzu biliyorlar ama yeni gelenler, belki sizler bilmeyebilirsiniz. O yüzden bize gelen kötü yorumları müteber etmeyiniz. Mesela Şükrü'ne... Biz öyle insan değiliz. Biz mesela Şükrü'ne diyorlar ki git el işi yap, otur yemek yap, şu yap. Ya onları zaten yapıyor kardeşim. YouTube kanalını bir izlesene. Sen diyor tespih çek diyor. Git diyor el işi yap diyor. Burada diyor oturacaksın da ne yapacaksın diyor. Ne mi yapacağım? Ben el işi de yapıyorum. Ev işi de yapıyorum. Dünyalara yaptık. Sen beni önce bir gel vloglarımı izle de ondan sonra konuş. Gülay Kalmaz da Allah razı olsun orada demiş ki Şükrü ablam neler yapıyor neler yapıyor. 10 parmağında 10 marifet var demek istemiş. Bak aynen. Tanımıyorlar bizi. Tanımaya çalışıyorlar. Ben onları kazanmaya çalışıyorum. Kazanamayacaklarımı gizliyorum. Kazanmaya çalıştıklarımı yola getiriyorum. Her yani yola demeyeyim de kendimi iyice bir tanıtmaya çalışıyorum. Niyetimi, nasıl kişiliğimi arada sohbetlerle, yayın yaparak, yani gelmişimize, geçmişimize anlatarak onların kafasını aydınlatıyorum. Yani eşimle benim hakkımda yanlış anlaşılma olmasın diye. Yani bu zamana kadar baylı bayanlı demek ki hiç YouTube'u görmediler. Kaliteli bir canlı yayın diyorlar. Biz daha buradan çıkmayız. Böyle bir canlı yayın görmedik. İlk defa görüyorum diyorlar. Abla çok tatlısın, seni seviyorum. Dolduruyorlar böyle. Çok güzelsin. Ay o kadar mutlu oluyorum ki bu laflarda. Tabii ki erkek kardeşlerimden beklemiyorum böyle. Benim şahsıma, dış görünüşüme ait. Güzelsin, tatlısın. Onlar bazen bayan da olabiliyor ama erkek ismiyle bayan da olabiliyor. Oraya yazıyor abla ben bayanım diyor. Hani ben yazabilir miyim diyor. Tamam yazabilirsin diyorum. Yani demek istediğim çoğunlukla bizi tanımayanlar var. Ama bizi gerçekten ilk görüşte seviyorlar. Beni özellikle. Çok seviyorlar. Eşim konuşmazsa, masum durursa, eşimi de diyorlar yani yanına yakışıyor diye. Eşim sus yani susarsa seviyorlar. Susma, ağzı bağırdığı zaman hemen gidiyorlar, kaçıyorlar. Anlatabildim mi? Ben o yüzden diyorum sus, az konuş, öz konuş. Beraber gücümüze giden bir yorum olursa tabii ki birlikte hallederiz yani. Arkadaşlarım fazla da bu şey videoyu yapmayayım. Akşam gene geç saatlerde ben bunu erken yayınlarsam gene canlı yayın yapacağım bakın bu akşam. Ben şimdi bu videoyu editleyeyim. Sizlere hemen göndereceğim. İster yani ben şimdi canlı yayın attığım zaman biliyorum ki bu 1.5'ta 1'de kalacak bu. Evet. Yani 1'de kalır büyük bir ihtimalle. Çünkü vloglarda artık ilerleyemiyorum ama çok nadir çok az ilerledim. Yani canlı yayınlarda daha çok karşınızda göreceksiniz. Faydasını benim. Görüyoruz, evet. Canlı yayının faydası var değerli kardeşim. Evet, evet. Onun için biz ağırlık vermeye de devam edeceğiz. Çünkü normal YouTube kanalımızda biraz zayıf kalıyoruz. Eklememiz lazım. O nedenle Allah hepinize şöyle bir olsun. Yorum gelmiş oraya. Söylemeden edemeyeceğim. Bakın, işte ben size bir bilmece soracağım. Bu bilmece sorduğum soruya cevap verene 1000 TL ödül var diye. Allah'ım yarabbim. Yani bunlar... Bizi gerçekten niyetimizi ölçmek için o kadar dolan başlı yollara gidiyorlar ki sanki böyle bulmaca gibi sorular, bulmaca gibi yorumlar. Ben de biraz kurnaz olduğum için tabii ki anlıyorum niyetini. Ondan sonra da diyor ki bak diyor benim yorumumu silmedi diyor. Parayı diyor merak ediyor. Parayı diyor kendi alacak, kendi kazanacak diyor. 1000 TL diyor. Bak diyor. Dört gözle diyor bekliyor diyor benden için.
Şimdi diyor o parayı diye kafaya taktı diyor. Beni silmedi diyor. Bak diyor. Daha zaman olsa silerdi diyor. Yani bizim paracı birisi olduğumuzu ima etmeye çalışıyor karşı taraf. Arkadaşlar halen anlayamamış bazı geri kafalar. Peki şunu söyleyeyim. Ben oğluma götüreceğim, göndereceğim hediyeleri diyorum. Ben bu para haram mı bana? Canlı yayında bana gönderilen para haram mı? Arkadaşlar yazın buraya. Haram paraysa ben bu hediyeleri kabul etmeyeceğim. Ben 6 yıldır, 7 yıldır YouTube'dayım. Hakkımı alamadım diye hepiniz bana destek veriyorsunuz elinizden geldiğince. Gece gündüz yorum yazıyorsunuz. Ha şimdi Selma abacım doldurmuş. Yorum 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 destek destek Şükran ablamı ilerletelim. Elinden geleni yapıyor. Dolu, yorum dolu bak. Gece gündüz uyumuyor Selma abacığım. Sürekli bana yorum yazıyor. En çok yorum yazan o. İkinci Maria. İkinci Maria Dizayra. Üçüncü Gülay. Gülay. Hepinize Kalmaz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dördüncü Dürdane Sancaktar. Yani Dürdaneciğim bazen kayınvalidesine gidiyor. Dürdaneciğim kayınvalidesine gidiyor. Orada onu biliyoruz. İnterneti yok. O zaman bayağı bir ara veriyor ama kalbi bizimle. Şöyle diyeceğim yani. Bu söylediğimiz isimleri biz kafadan söylemiyoruz. Tescilli, ispatlı olarak en çok yorum yazan YouTuber'lar hepsi bilir. Oraya geliyor zaten. Sana en çok yorum yazan bu kişiler. Diyor zaten. Biz kafamızdan uydurmuyoruz. Yalan mı söyleyelim? Herkes görüyor. Yalan söylersek sen diyeceksin o zaman. Beni niye söylemedin? Beni niye söyle? Ben bir sürü yorum yazdım. Onları niye söylemedin? Ben kafamdan uydurmuyorum bu değerli organik takipçilerimi. Dediğim gibi YouTube Stüdyo denen bir yer var. En çok yorum yazan benim kanalımda da belli oluyor. Kişilerin listesi evet. var. Evet. Evet, kanal içinde de var. Eşim ben YouTube Stüdyo görüyorum ama eşim göremiyor. O da biliyor zaten Selma Hanım'ın en çok evet. yorum yazdığı. Görüyorum da nihayet evet. izliyorum yani. İzliyor yani. Evet. Orada da görünüyor YouTube'da. Ya siz değerli takipçilerim hepsi yorum yapıyor da onlar çok yapıyor. O ne demek istiyoruz? Hani 20 tane, 30 tane, 50 tane yorum yazıyorlar. Arkadaşlarım ya. Gece onun gündüz geliyor. Selma abacığım şimdi doldurmuş cevap evet. veremedim. İçim yiyor. Ne kadar iyi niyetli görüyor musun insanlar? Allah razı olsun. Allah bizden bir menfaatim var. Bak Selma abacığıma havlu kenarı, havlu göndermeye kalktık. Almadı. Almadı. Ne kadar gözü tok. Gülay Hanım, Gülay kızımıza ver dedi. Gülay kızımız da almadı. Benim elimden geliyor dedi. Bak. Üçüncü olarak gelen Dürdane bacım da ona hediye ettim. Helalı hoş olsun. İlla ki birine gidecek de bu. Biz karar verdik. Ama gönlü tok, gönlü, gözü tok. İnsanlar hepsi bizim kanalımız. Allah bin kere razı olsun. Ama hak ediyorlar. Hak ediyorlar tabii ya. Nasıl ki ben hediyeyi hak ediyorum canlı yayınlarda. Haram değil. Çünkü hediye hak ediyorum. Bu haram para değil. İnsanlar bir para kazanamadığım için bana bir tür yardım yapıyorlar. Boşa gitmiyor yani attıkları hediye. Çünkü bunu ben yıllardır hak ediyorum. Daha 1-2 yıllık YouTuber değilim ben. O zamanları olsa hadi neyse ne yaptın da ne istiyorsun? Derler. Ha, ne icraatın var? Diyebilirler. O zaman ben bir kelime de bu konu üzerine nokta koyayım. Edepli, saygılı, terbiyeli kanala hediye göndermek günahsa edepsiz, terbiyesiz kanallara hediye gönderenler hep cehennemlik. Nokta. Bir de şöyle bir şey gündeme gelmiş. Adamın biri hata arıyor ya bizi aşağı çekebilmek için. Efendim senin eşin ikide bir benim biz burası kapalı kanal. Benim eşimin yüzünden elinden başka bir yer görünmüyor. Gelip buraya yazacağınıza gidin TikTok'a yazın cıblak kadınlara yazın diye eşin öyle söylüyor. Siz kapalı açık ayrımı yapmıyorum diyorsunuz ama yapmış bulunuyorsunuz ağzınızdan çıkan bu söz. TikTok insanları açık insanları deşifre ediyorsunuz burada. Madem öyle diyorsunuz ki açık kapalı ayrım yapmıyoruz diyorsunuz ondan sonra. Ama eşin ikide bir açık kadınlara gidin. Burada sizin aradığınız yok diye konu ediliyor. O konuda da biraz açıklama yapar mısın? O konuda hemen açıklayayım. Şimdi biz namuslu şerefimizle, terbiyemizle, edebimizle neyiz biz? YouTube kanalıyız. Ne yapıyoruz? Canlı yayın açıyoruz. Tamam. Peki canlı yayın açtığımızda biz dürüst bir kanal olduğumuzu ima etmemiz suç mu? Bir. İkincisi TikTok'ta ben bilmem bak onu söyleyeyim. TikTok'ta duyduğum, bildiğim kadarıyla her açık veya kapalı insanlar açık ve netçe para istelermiş. Açık ve netçe. Evet.
İsterlermiş yani. Bana para gönderin. Para arkadaş olalım mı? Sevgili olalım mı? Bir de şöyle bir böyle şeyler şeyler varmış. Para gönderenlere diyorlar ki, para gönderen diyor ki kalk da oyna. He. Hem parayı gönderiyor hem de kadını oynatıyor orada. Şimdi benim dediğimden... Kalk oyna ne demek ya? Sen beni oynatmak için mi verdin o parayı? Evet, hayırdır. Bu nedir? Bu kötü bir şey. Biz şimdi TikTok'u... Bir de diyor ki ben sana bu parayı verdim, özele bak. Özele bak. Yani bir menfaat bekliyor karşı taraf. Hediye gönderen senden bir şey bekliyor kardeşim, bir şey. Bak, bize hediye gönderiyorsan bizden terbiyesizlik, namussuzluk bekleme kardeşim. İstersen trilyonlar gönder, bizden en ufak bir hata bir şey bekleyemezsin. Yok. Bize gönderme kardeşim. Yani bizde öyle işte bir şey yok. İşte onun için TikTok'a gideyim bize diyoruz. Bize atanlar hiç orada gördünüz mü? Yorum şöyle böyle. Ben sana para attım. Şunu yap, bunu yap dediler mi? Bunu yap dediler mi? Yok. Bizim bana hediye atanlar hep namuslu, terbiyeli insanlar. Bitti. Benim gibi. Bakın benim gibi. Belki de çocuğum yaşında. Belki kim olduğunu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bir yerden bize büyük bir para geliyor. Yani ilk kez biz hayatımızda canlı yayında ve ilk defa bize bir yani yine bir miktar Allah büyük sayılır yani büyük. Hani i̇lk idare defa de. Olarak. Öyle bir para gelince şok olduk, şaşırdık. Yani dolar ben üzerinden. Ben büyük. Dolar üzerinden. Ben zaten böyle küçük paralara alışmışım öyle. Evet. Ben rengarenk yandığı zaman ben o zaman abartıyorum, büyük diyorum, bak büyük. Bana göre büyük. Çünkü ben o kadar parayı bir arada kolay kolay ya görmedim. Biz beklemediğimiz için bize büyük ve sürpriz YouTube deniyor. YouTube benim kazancım zaten, benim çerezime bile yetiyor. Hani ummadığımız yerden Rabbim bize ummadığımız rızık veriyor. Bak. Rabbim'den gönderilmiş bu rızık. Arkadaşlar o... Allah'a şükürler olsun. İki gecedir bize, dün ve öbür gündür bize hediye gönderen kişilerin yorumu bile yok orada, yorumu. Yorum bile yazmıyorlar adamlar. Direkt gönderiyorlar, çekiyor gidiyorlar. Bak. Bunlar ne biliyor musun? Allah tarafından gönderilmiş iyilik melekleri. Aynen, sizin gibi, sizin gibi. Vallahi billahi ya. Ya insan oraya der ki, abi abla ben sana ben gönderdim ha. Hayırlı. Hızır. Güle güle kullan. Allah yar ve yardımcı olsun. Kim diye yazabilir de oraya yazmadı. Merak ediyorum. Vallahi keşke yazmadı. Bilsen de ben de elimden gelen iyiliği onlara yapsam. Bana desin ki abi ben gönderdim vallahi sana hemen fındığı göndereyim kardeşim. Keşke bilsek. Ne yapayım daha başka yapacağım bir şey yok. Sana da fındık gönderebilirim. Karşılık beklemeden, kim olduğunu bildirmeden bu Allah tarafından gönderilen. Vallahi billahi ya. Hızır iyilik melekleri. Bir can kızımız zaten bizim can kızımız, manevi kızımız. O bize yeri ve zamanı geldi mi her daim hediyemizi gönderir. O bizim kızımız. Allah razı olsun. Damlaya damlaya onun gör ablası olur. Filiz, ikisi bizim için candır. Ben, hani küçük. Ama gerilerinde ben küçük demek istemedim. Sürpriz yani. Bak küçük demek istemedim asla. Küçüğü beğenmeyen büyüğü hiç aynen, bulamaz. Aynen. Bulduk işte bak. Küçüğü beğendik. Yani herkes gücünün yettiği kadar. Bircan kızım da öyle. Gücü neye yetiyorsa onu veriyor. Ne yapsın, elinde olsa daha da çok verir. Biliyorum bizim, iyi niyetli bizim olduğunu. Bizim büyükte zaten ben gözümüz yok. Bana ne dediler biliyor musunuz? Diğer kanallarda. Bakın onu da söyleyeyim sizlere. Asla Bircan kızım üzerine alınma. Bana bir yorum geldi. Yaklaşık 6-7 ay önce işte seninle dalga geçiyor o sana az gönderen takipçin Almanyalı seninle dalga geçiyor sen hala sana sadaka yapmak için o azıcık yeşil yanıyor yani az gönderiyor ya yani ben Allah'a çok şükür azırgamadım Allah'a az çok gönderiyor şükür. Ama her gün gönderiyor ama, onu da söyle her gün gönderiyor her videoma topla geliyor. Bakalım onların gönderdiğini az az olanı topla yani bana yardımcı olmak için emeklerimin karşılığını YouTube vermiyorsa takipçilerim bunu biliyor zaten kızlarım kardeşlerim yani hak ettiğim için gönderiyorlar. Daha fazlasına layıksın abla diyorlar. Allah razı olsun Rabbim birini bin etsin. Hiç kimseye küçümsemedim. Bana da niye küçümsüyorsun demedim. Bana böyle bir yorum geldi. Neymiş de sadaka dağıtıyor. Seni dilenci yerine alıyor. Sen boşuna seviniyorsun. Geldiği zaman o Bircan kızım bana Allah razı olsun dua ediyorum ya. O duaları boşuna ediyorsun. Seninle onlar dalga geçiyor. Sana seni dilenci yerine koyuyor. Yani az vermekle dilenci yerine koyuyor. Sen hala kafan çalışmıyor diyorlar bana. Bak o yorumu engelledim kaldırdım. Anında kaldırdım. Arkadaşlar yani, bu yorumu yazan yabancı değil. Akraba. Beni bir canımla kötü etmeye çalışıyor. Akrabamız kardeşim benim diye eşimin akrabası. Evet. Kesin eminim banko.
Şuram beni, hiç yanlış yola gitmez. Mısın? Burası hiç farkında yanlış söylemez. Farkında mısın? Benim YouTube'da para kazanmamı bir tek o istemiyor. Bir iki laf vardı. Dilenme kelimesi yine senin o akraban lafı. Ondan sonra. Çok duydum o lafı ondan ben. Benim yakın akraban beni aşağı çekmeye çalışıyor. Benim maddi sıkıntılara içinde görmek istiyor. O zannediyor ki bizi bilmiyor zannediyor. Senin ben sahte troll hesapların olduğunu biliyorum. Sen başka kanallarda neler Allah'ından yaptığını da olsun. Biliyorum ben. Bana neler kötülük yaptı. Sen merak etme. Beklemede bana kim kötülük yaptıysa, benim kazanmamı, rızkımı burada engellediyse, burası da bir sosyal medya ama burası da bir geçim kapısı. Ne kadar buradan kara koca para kazananlar var. Bana da böyle bir imkan olduğuna göre ben de niye değerlendirmeyeyim? Herkesin geçim kapısı burası. Kötü bir şey yapmıyoruz. İşte eşim beni sergiliyormuş. O soruya yüzüme ben. Yüzüme peçe mi takayım? O soruya ne ben. Yapayım? O soruya gelecektim. Sen benden evvel açtın beni. Peçe mi takayım? Az dur şu. Sen çayını iç. Arkadaşlar. Adam oraya yazmış. Kişi. Adam demeyelim. Bayan o. O yine de o akraba. Sinsirella. O kişi yine akrabamız. Sinsirella. Eşin seni orada sergiliyor derim diye yazı yazmış. Ben oryantallik mi yapıyorum burada? Şimdi cevap veriyorum. O kişiye ve sizlere. Benim bir... Bakın affedersiniz satıyor bile dediler. Evet. Ay utanıyorum şunu söylemeye buna. Yani bu kadar adi ve şerefsiz yani, insanlar. Eşim benim affedersiniz pazarlıyormuş. Tövbe burada. Yarabbi tövbe. Arkadaşlar. Az dur Şükran az dur. Eşim benim. Az dur da ben. Bir rüzgardan bile kıskanıyor da. Allah yarabbim. Yani beni pazarlayacak öyle mi? Allah. Tövbe ya. Bana konu öyle konular konuşma ya. Öyle diyorlar işte. Arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Demek ki bakınız. Demek ki. Azıcık bir edepsizlik yapsaydık. Allah'ım olmasın biz dağlara taşlara. Sinirden geliyorum ha. Show TV'ye kadar çıkardık. Eğer biz ufak bir edepsizlik yapsaydık. Benim bir ailem var. Evet. Benim bir çeliğim, çocuğum, bir de aslanlar gibi iki tane oğlum, kızım var. Aslanlar gibi damadım var. İki tane de torunum var. Biz bunların yüzüne nasıl bakarız ya? Bizim edepsizliğimizi, çocuklarımız, anne, baba siz ne yapıyorsunuz? Annem niye öyle şımarıklık yapıyor derse ne diyeceğim ben çocuğuma ya? Az bir dakika. O kişiye söylüyorum bakın. Sen kafana göre iftira atıyorsun bize. Allah sana sorsun. Allah sana bildiğin gibi yapsın. Demek ki öyle bir şey olsaydı ağzıma bile almak istemiyor. Utanıyorum şu anda. Evet. Peki bir kişi de oraya gelip de doğru bu adam bu kadını pazarlıyor. Ben bu adam işte belki şimdi yazarlar ben dediğim sen ama. Çoktan yazacaklar bu akşam beklesene. Bak şimdi yazarlar benden tüyo kaptılar kopya, ya. Kopya hemen çıktı. Yazarlar. Bu zamana kadar olanı söyleyeyim size. İspat et o zaman. Bir kişi de gelsin belki de kötü niyetli bir kişi gelecek oraya yazacak. İnanmam zaten de benden neye inanacaksın? Senden ilgisi var. Benden de ilgisi yok ki bu kelimenin. O zaman beni pazarladığını söylüyorum. Tövbe yarabbi. Öyle şeyler konuşmak bile tuhaf da. Nihayetinde sen de yana oluyor bu işin içinde. Senden ilgili. Bu konu seni ilgilendiriyor. Beni değil. Arkadaşlar. Tamam doğrudur. Eşi bana bu kadını pazarladı. Ben bu kadının affedersin hayat kadını olarak biliyorum diye yazmazlar mı? Yazarlar. Hele ben şimdi söyledim mi onu da yaparlar. Yapacaklar daha neler. Bak, daha neler yazacaklar. Mi? Daha neler hemen daha. Kaptılar. Daha bitmedi ya sen daha baştayız biz. Daha 5-6 gündür canlı yayın yapıyoruz. Senin var daha izle de aklın. Adam engelliye bitmiyor daha bitmiyor. Bir rahat bir canlı yayın yapamıyoruz arkadaşlar. Saracada gibi çoğalıyorlar. Bir karara geliyorlar, Tek kelimeyle şunu demek istiyorum. Değerli takipçilerimiz, değerli YouTube ailem. Terbiyesiz yayın yaparsak bize istediğini demekten insanlar serbest ve hak ettik demektir kabul edeceğim. Söz. Ama biz ne diyoruz devamlı? Edep, terbiye, saygı diyoruz. Ne diye geliyor? Eşim bana orada yan diyor, o kişiye söylüyorum. Kalk oyna dese ortalık yandı. Oğlum ben mahvoldum senin paranın da. Sen o zaman ben benden o zaman sen silah bile yersin yani affedersin de yani eşim, o onu yiyemeyim o lafı ben. Ekrana bakıp da şu anda güldüm ya kahkahayla gülmemi bile istemiyor. Yok. Ama ne yapayım gülmeyeceğim. Arkadaşlar kalp kalbi istiyor ya millet çocuklar ben kalbi yalan yok Şükran'a kalp yaparsanız hani yani aşma dedim. Ya ne kalbi ya kalp ne ya karşıda bayan ismidir ama erkektir. Bir de arkadaşımız, dostumuz, Allah razı olsun orada bizi uyandırdı. Bilmiyoruz. Evet. Dedi ki abi abla
bu kalbi yaptığın zaman dedi, senin o kalp işaretini dedi, adam kopyalıyor dedi. Beni kopyalıyor. Bunu Şükran'ı kopyalıyor dedi. Öyle bak, yapıyorum ya. YouTube'un Şükran bana kalp gönderdi. Bak benim sevgilim diyebilir dedi. Ana! Resmimi çıkarıyorlar. Sakın o dedim daha, kalp bal yapma. Aman gözünü seveyim Şükran, beni mahvetme, beni delirtme. Oldu ya böyle bir şey. Şöyle bir şey yapmışlar bakın. Yasemin var ya Giresunlu, Yasemin Sercan Güre kanalında. Kızcağızın ikinci evliliği zaten, Sercan'ın da ikinci evliliği. Kızcağızın resmini almışlar, gelinlik resmini. Yanına bir erkek oturtturmuşlar. Sosyal medyaya yaydılar bunu bak. İşte kocası bu şey. Ne bileyim, öyle bir şey yayıldı yani sosyal medyaya. Resimleri bir araya getiriyorlar. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Fotomontaj. Ha, öyle yapıyorlarmış. Erkek şimdi diyor ki bak beni seviyor. İşte Şükran'ın Hayatı kanalındaki Şükran bana bu kalbini gönderdi. Şöyle diyor. Şöyle diyorlar bak, terbiye, namustan bahsediyor Şükran'ın dünyasında. Şükran'ı izledi. Bak Şükran'a, terbiyeden bahseden karıya bak. Daha resim şey gönderdi, kalp gönderdi. Bak ben beni seviyorum dedi. Bak dünya seni anında kirletiyor. Bu da iftira. Bu da ne demektir? Lekelemek demektir. Namus ve şereften bahsediyorsunuz. Bak karın ne yaptı? Bana dese ne yapacağım ben? Ama ben biliyorum ki karı bunu sağ YouTube'da yaptı. Sen de onu oraya yaptın. Ben bilmiyim. Beni izleyenler bilir zaten. Arkadaşlar. Ama hepsi beni tanıyor mu? Tanımıyor. Siyasetçilere yapılmadı mı? He. Deniz Baykal'a yapılmadı mı? Muharrem İnce'ye yapılmadı mı? Hepsi. İftira ama aldılar hep. Ben inanıyorum ki ikisi de bu işe iftiraya kurban giderler. İkisi de yapmadı ama yaptı gibi göründü Türkiye'de. Bakın Sayın ben Cumhurbaşkanımıza da yapıldı. El sıkma töreninde yabancı devletin Cumhurbaşkanı mı Başbakanı mı geldi, bayan sarı saçlı açık. Güya gözüne bakmış Cumhurbaşkanımızın eliyle beraber, ikisinin birbirine bakarken fotoğrafını çekmişler. Bunu bile yayınladılar. Doğru, onu ben söyleyeyim hemen. Tabii ki onu diyecekler. O nereliydi ya? Neyse onu sarışın onu, bir kadın. Tamam sarışın o şeyde buluştular. Bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar orada hali, o sarışın kadınla. El sıkma töreninde. Bakın arkadaşlar, ben hemen orayı düzeltiyorum ve cumhurbaşkanımızı hemen temize çıkarayım size. O kadınla tüm devlet başkanları yanak yana öpüştü. Hatta Amerikan başkanı şöyle bile devamlı böyle de oldu onunla. Sarışın kadın. Evet. Kim o kadın? Ya bir devlet başkanı ya. Unuttum. İsveç'in mi? Sakin. Bir yerin başkanı. Yani sakin. Ve Tayyip Erdoğan gibi, o da başkan. Bir devletin başkanı, unuttum ya. Neyse. Onunla hoş geldin öpüşüyorlar, görüşüyorlar da, ama tüm devlet başkanları, başka devlet başkanları kucaklaşıyor o sarışın kadın. Demek ki başbakanlar, camdan içten birisi. Evet çok yakın insanlara. Kötü öyle bir fikirli kadın. Değil ya, kadında da kötülük yok. Ama bu bir insanoğlu sinsirella. Cumhurbaşkanı el sıkıyor, öpüşme yok yanak yana. Diğer bütün devlet adamları ya, öpüşüyor. Kim kime bakmayacak mı? Kimin elini sıktığına bakmayacak mı? Ya iki devlet büyüğü, iki devlet büyüğü, bayan devlet büyüğü. O da şey, evet, başbakan. El sıkışmaya gayet normal değil mi değerli arkadaşlar? Onu bile gözüne bak diyecek. Nereye bakacaktı kardeşim? Adamdan soğuk mu davranacak? Adam da Türkiye'den gelmiş. O onu karşılamış. Hoş geldiniz Sayın Erdoğan diyor. El uzatıyor kadın. Cumhurbaşkanımız el uzatmayacak mı ya? Onu bile konu ettiler. Onu bile. Arkadaşlar. Evet. Evet. İnsanoğlu bu kardeşim. Her şeyi derler. Her evet. Şeyi yapar. Tabii. Ben her zaman ne diyorum? Yine diyeyim. Allah kuru iftiradan saklasın. Amin. Anlatma sırrını dostuna. Ay şu anlatma dostun sırrını. Dostun gider söyler dostuna. Ya bırak şu işleri. Öyle bu işler böyle ya. Yani anlat. Yani ben kimle görüşeyim de sır anlatayım. Güvenemezsin kimseye. Allah. O ne demek istiyorsun? Güvenme. Ya, benim kimsem yok ki. Görüştüğüm kimse yok. Zamanında görüştüklerimle zaten benim o dereceye gelecek bir iletişim şeklinde içimi dışımı verecek bir insanlar da değil. Evet. Benim içim de yok, dışım da yok. Sen ikide bir anlatma sırrını. Yok şöyle, yok böyle. Yani sırrımı vardı anlatacağım. Misal yani güvenme demek ben istiyorum. Güvenme. Sen şimdi işten kalan iki kişiyle evimde merhaba hoş geldin. Ben hiç konuşmadım bile onlarla. Hep onlar konuştu. Ben dinledim. Benim hiç kimseyle sırrım olmaz. Yani ne anlatma sırrını kimseye? Ben sır değil. Ben karşı karşıya gelsem bile merhabadan başka hiçbir şey konuşmam.
Ne sırrım da yok ki neyi mi söyleyeceğim? Güvenmeyeceğim demek istiyorum. Güvenmeyeceğim. Yani ben zaten güvenmiyorum. Zaten görüşmüyorum. İnsanoğlu gerçekten kendini zamanla gösterebiliyor. Ben 6 yıldır hiç size kendime yani gerçek kişiliğim demek ki böyle ki beni yıllardır hala aynı kişiler devam ediyor, izliyor. Şükran abla çizgini hiç bozmadın. Hala aynısın. Hala yani ilk günkü gibisin. Hiç değişmedin. Senin karakterin bu diyorlar bana. Yani benim ona, zamanım yok zaten. Ya, sırrım da yok. Tamam biz de ona sır vereceğiz. Biz de ona diyoruz. Bu medya, medya öyle bir şey ki onlara da güvenmeyeceksin. Seven var, sevmeyen var. YouTube'da hadi arkadaşlarım olsa YouTube'da mesaj yeri de yok. Ben mesela hediye versem YouTube'dan hediye verilmiyor. Telefon numarası verilmiyor, adres verilmiyor. Instagram'dan iletişim kurmam lazım. Instagram'dan da herkesin Instagram'ı yok maalesef. O da sıkıntı. O da sıkıntı. Yani demek istediğim benim ben öyle içimi döküp de rahatlayacak insan değilim. Benim belki istediğim bu dünyada olmasını istediğim bir derdim var mesela. Sağlık sorunlarım var, geçim sıkıntım var. Ben bunu kulla değil Rabbimle paylaşırım. Çünkü kul dinler elinden de bir şey gelmez. Seni gider sağa sola. İşte dedikodun ya. Yayar. Maddi sıkıntını yayar. Evdeki eşinle olan iletişimini yayar. İşte ya oraya geldim daha onu diyeyim. Gördüğünü eşinle eşinle nasıl iletişimin halinde olduğunu mesela eşine karşı bağırdığını şöyle böyle bağırırım tabii zamanı gelince. Ya bağırınca hemen adımız kötüye mi çıkıyor? Her YouTuber zamanı gelince eşine bağırır çağırır. Eşim de bana bağırır çağırır. Ya, tartışma olur yani, canım. Tartışma da olabilir. Bu tartışmayı da zaten. Canlı yayında burada bile tartışma olmadı mı? Oluyor da zaman zaman oluyor. Hatamız oluyor. Yani biz dobrayız. Doğalız. 37 yıllık evliyiz. Biz şimdi bizim böyle bir iyi giden bir gördükleri zaman biz tabii ki o anlaşamadığımız yönlerde var. Değil ki. Yani insanlar birbirini kötülemek için fırsat arıyorlar. Böyle bir hata arıyorlar. Hata aramaya geliyorlar. İşte o kişilere söylüyorum. Onları zaten ben engelledim gitti. Onun için. Ama YouTube'da da canlı yayınlarda da ağırlık vereceğim. Hepsinin soyunu tüketeceğim. İnlerine gireceğim onların. İnlerine. Ben diyorum ki bak yıldırma politikası yapıyorlar. Beni kaçırmaya çalışıyorlar. Görüntümden dolayı insanları etkilediğimi zannediyorlar. Hatta hipnoz yaptığımı zannediyorlar. Tövbe yarabbim. Sosyal medyada hipnoz. Ben böyle bir şey bilmem. Evde ben hocaya hacı onlara da inanmam zaten. Hocaya hacıya gidenleri evime de almam. Nokta. Onlardan her şey beklenir. Hacılara, hocalara gidenlere onlara hoca da denmez. Büyücü. Büyücü bunlar. Allah korusun. Mesela senin bir derdin mi var? Büyücülerden çare bulacağına namaz kıl, Allah'a evet. Dua et, Allah'tan iste. Ben böyle büyücüye gidenlerle de görüşmem. Ben biri bana böyle, ben işte falcıya gittim. Evet. Şöyle dedi, böyle dedi dediği onlara zaman. Onlara inanılmaz değerli ben kardeşim. O kişiden soğuyorum, uzaklaşıyorum. Bunlardan her şey. Her şey, her tehlike gelir. Her evinize tehlike. Almayın. Büyücüye giden, falcıya giden insanları evinize almayın. Bunlara hoca diyorlar. Hoca da değil ne bunlar. Ne hocası ya? Çok küllü kütü kafir insanlar yani. İnsanlardan para sızdırırlar. Para dolandırıyor seni. Dolandırıcı para diyorum. Para almadan mı yapıyor sanki ben. Bu işlemi? Dolandırıcı. Bunlar dolandırıcı. Yok mu Türkiye'mizde? Seni kandırıyorlar. İşte şu büyüyü yaptım. Şu kişiye yap. Şu kişiye. Yuva bile bozar bunlar. Evinize almayın. Allah göstermesin. Allah sana hadi seninle beraber hocaya gidelim. Kadının evde sıkıntısı var. Eşiyle anlaşamıyor. Eşi sürekli geç geliyor. Eşi ona bağırıyor. Çağırıyor. Eşini yola getirmeye çalışıyor. Ayrılık derecesine gelmiş. Arkadaşının ağzına bakıyor. Gidiyor hacıya, hocaya. O zaman ne oluyor? Rabbim bunu daha da çok huzursuz ediyor. Sen bana el açıp yalvarmadın. Benden istemedin. Gittin büyücüye. Adı hoca. Bunlara müteber etmeyelim değerli evet. Kardeşlerim. Bunu demek istiyorum. Evinize de almayın böyle kişileri. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Her türlü her şey gelir. Her tehlike beklenir. Evet. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bak laf nereden nereye geldi? Dönüyük, canlı yayınlardan büyücülere kadar geldi. Evet, evet. Birçok açıklama yaptık hepsiyle. Birlikte. Yani canlı yayındaki duyduğumuz evet. Lafların devamını burada da anlatıyoruz. Ya, kendimizi artık. Orada iyi ifade edemiyoruz. Çünkü sürekli Allah razı olsun. Yorum. O kadar hızlı ilerliyor ki. O kadar çok sevenlerimiz var ki. Kendimi böyle bakıyorum da ya ben neymişim diyorum ya. Yani ben o kadar
kendimi böyle bir büyük olarak görmüyorum. Tanınmış, yurt içi yurt dışı çok sevilen biriymişim gibi şimdi dank ediyor kafama. Yani tanınmışın da haberim yok. Haberim yok. Fenomen olmuşum da haberim yok. Beni tanıyor herkes. Ama bundan gurur duyuyorum ama şımarmıyorum. Fark ettiniz. Büyüklenmiyoruz. Büyüklenmiyorum. Benim yerimde bir başkası olsa, efendim ben tanınmış insanım, yurt içi yurt dışı, büyüklenir. Kibir yok. Kibir yok. Allah sevmez. Şımaran insanları Allah sevmez. Ne kadar yükseldiysen o kadar da mütevazi olacaksın. Ezik olacaksın. Boynun bükük olacak. Şımarmayacaksın. Şımaranlara yüksekten bakmayacaksın. Tepeden bakmayacaksın kimseye. Şımaranları ve kibirli olanları da sonu felaket. Ben Yüce Rabbim'in bana, insanoğluna vermiş olduğu günahları hepsini biliyorum. Kendimi geliştirdim. Allah korkusu olan birisiyim. Allah'tan korkuyorum. Kimseye kibirlilik yapmam. Kimseye yüksekten bakmam. Kendimi methedip de onları aşağıya da çekmem. Ben onları yükseltirim. Kendimi çekerim aşağıya. Ben böyle bir insanım. Böyle olduğum için de Allah bana veriyor. Allah'ıma şükürler olsun. Ne derdim varsa, sağlık sıkıntım varsa Allah'tan isteyeceğim. Geçim sıkıntın mı var? Allah'tan iste. Ama duası geçen insanlar da var. Ben, eşim, sizler hissedebiliyorsunuz onu. Hatta Bircan kızımın rüyasına girmişim ben. Filiz kızım dedi ki, Bircan dedi seni rüyasında görmüş. Şükran ablanın duasının geçtiğini söylemişler. Bak, bunu bana Filiz kızım söyledi. Mutlaka Şükran abladan dua al, bana da dua et diye. Tabii ki Allah bak nasıl rüyasına sokmuş Bircan kızım. Allah ona çalıştığı meslekte kariyerinin daha da çok yükselmesini nasip etsin. Amin. Ha, ona çok dua ettim ben. Sağlığına da dua ettim. Hala da dua ediyorum Filiz kızıma, hepinize. İkisine de halen dua ediyorum. Duası geçen insanlar varmış gerçekten. Kalbi temiz olan ben, insanın duası geçer. Kalbi temiz olacak. Bunu Allah bana sınav, imtihan dünyası sınav veriyor. Ev veriyor ama iyi insanlar vermiyor. İyi insanlar vermiyor. Ne oluyor? İsyan ediyor mu diye deniyor seni. Rabbim deniyor. Sabrımı deniyor Rabbim. Sabret diyor, sabret. Sabrımı deniyor. Ben o yüzden ne evimden soğudum, beni evimden soğutmak istiyorlardı, ne de YouTube'dan soğudum. Asla her zaman pes etmeyeceğim. Hala da yani Allah sağlık versin yeter ki bana. Güç versin. Canlı yayınları da yapacağım. Hiç kimse beni etkileyemez. Ben dürüst olarak, iyi örnek olarak karşınıza gelip de insanlarla muhabbet edip de gençlerimize asla siyaset yapmam. Dini vaazlar vermem. Keşke dindar olsaydım da. Dindarım zaten. Ama İmam Hatip mezunu olsaydım da hoca olsaydım. Bana soruyorlar işte sanki hocaymışım gibi. Ben söylüyorum ben hoca değilim. Fazla bu konuda bilgili değilim. Ben normal bir vatandaşım. Allah'ın emirlerine uyan, namaz kılan, dua eden birisiyim. Elhamdülillah Müslümanız. Dua beklerseniz tabii ki de dua edeceğim. Aynen. Al benden de o kadar kardeşim. Tabii duamızı alanın sırtı yere gelmez. Nokta. Bedduayı hak edene de beddua değil Allah'a havale edeceğim. Aynen. Allah'a havale edeceğim. Ben bu iyi niyetimin, temiz kalbimin, dualarımın geçtiğini zaten biliyorum. Kim bana kötülük yaptıysa, kim bana iftira attıysa, biz bakın daha 2-3 gün önce bile bunu yaşadık. Evet. 2-3 gün önce. Dinleyelim. Bak, ben Facebook'a girdim. Bak, o kadar şey yapıyorum ki, bakın ben Facebook'a girdiğim günden beri ben Facebook'ta siyaset yapmadım. YouTube'da kanalım olduğu zamanlar hiçbir yerde siyaset yapmadım. Sadece görüntü olarak, alt olarak sevdiğim tabii ki devlet başkanlarımıza arada sırada konu ediyordum. İşte benim zıt tarafıma düşen birisi oraya geldi bana mesaj bölümüne Facebook'ta ne yazdı biliyor musunuz? Sen oraya gelip de kafandaki ucubeyle, kafamdaki ucubeymiş, insanları etkilemeye çalışıyorsun. İşte sen şöylesin, sen böylesin. Beni yıldırmaya çalışıyor. Beni Facebook'tan göndermeye çalışıyor. Kocandan dayakları yiyorsun. Gözlerinin moru görünmemesi için gözlük takıyorsun güneş gözlüğü diye.
2-3 gün önce de ben mezarlığa gitmiştim. Şeye, annemin babamın kabrine gitmiştim. Kabir ziyareti için. Hem temizlik yapayım dedim. O kişiyi ben 2-3 gün önce orada gördüm. Bakın bana o yazan. Tanıdık kişi tanıdık, anlattı. Tanıdık. Benimle samimi değil ama bazılarıyla çok samimi diyeyim yani. Benim yakın akrabalarımla çok samimi. Onlarla hep iletişim halinde olan birisi. İşi gücü siyaset olan birisi. Siyasetin içinden gelen birisi. Onu da söyleyeyim sizlere. Benim bu görünüşümü istemeyen birisi. Sen kocandan dayakları yiyorsun, yiyorsun. Mor gözlü. Adım Mor Gözlü oldu bakın. Hayatımda mor bir gözlü, tek vurmamışımdır. Haberiniz olsun. Güneş gözlüğüyle gözlerini saklıyorsun diyor. Vurma halbuki ne ya? Halbuki 2-3 ya. Gün önce beni gören kafam şavvada gitti. Yani beni gördü. Aynen zaten o da mezara gelmiş. Arife günüydü galiba. Arife'ydi bayram öncesi. Böyle bir ayaküstü konuşma yaptı. Bizim annemin babamın mezarına geldi. Ben de onun annesine gittim. Tabii ki orada dua ettim. İyi birisi olarak biliyordum. Ama o olaydan sonra ben onunla iletişimi kestim. Engelledim, kaldırdım. Allah'a havale ettim. Allah'a havale ettim. Bu aslında o mesajı ben verseydim gerçekten suç işgal eden bir mesaj. İftira. İftiranın en büyüğü hem de. Ben neymiş ya gözlük güneş gözlüğü çok takıyorum. Benim gözlerimin altı yorgun olduğum zaman morarıyor. O zannetmiş ki eşi dayak attı. Tövbe eşim ya. Bana el kaldıracak öyle mi? Dünyanın sonu gelmesi lazım. Yani ben şunu demek istiyorum. Aradan yıllar geçti. Ben onu cuma pazarında görmüşüm ne olduğunu bilmiyorum ya. Dalgın kafam yerde giderken birinin elinde kornişon gördüm. Şöyle küçük ince kornişon. Ama yüzüne bakmıyorum. Dedim ki hem kornişona bakayım. Kaça aldınız o kornişonu? Ben de küçüğünü arıyordum. Bulamadım dedim. Kafamı kaldırdım. Bir de ne göreyim? O kişi. Mahallemde bekarlığımız beraber geçti. Şok oldum. Konuşmuyorum çünkü. Sorduğum soruya da pişman oldum. Pişman oldum sorduğum soruya da. Bana dedi ki şurada diyene kadar eliyle işaret etti. Böyle bana baktı. Güldü. Sert bakmıyor. O görüş tamam. Bitti onunla ilişkim. Hemen kaçtım. Daha uzatmadım. Çünkü bu kız bana çok kötülük yaptı dedim. Bu kız. Aradan zaman geçti. Ölüm haberi geldi. Evinde ölü bulunmuş. Ama hayıf aldın mı? Almadım. Ölenin arkasından da konuşulmaz. Allah affetsin. Ad vermiyorum zaten. Farkındaysanız. Üzülmedin mi de? Bana o kadar kötülüğü yaptığı halde yine de üzülmedim. Yine de hakkımı helal ettim. Yine de duygulandım yani. Eski günler geldi aklıma. Üzülmedim demedin. Üzüldüm diyorsun yani. Evet. Üzüldüm. Yine de o kötülüğü yapana üzüldü yani. Kötülüğü bir anda unuttum. Bana yazdığı, benimle uğraştığı zamanlar unuttum. Ben üzülmedim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Çok zoruma gitti. Bana çok vicdanlıyım, merhametliyim ama bu kişiye üzülmedim. Daha birkaç kişi daha var. Şöyle bir şey var. O kişiyi de üstüme gönderen benim en yakın kan bağı cam. Ne yapayım? İnanmasaydı. Kandırılmasaydı. Onun kötü fikirlerini alet ettiği kişi benim en yakın. Yakınım. Kan bağı, can bağı. Çok kötülük yaptılar. Çok. Halen de yapıyorlar. Bu başımın yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Anlatabildim mi? Hiç kimseye uydun mu de uymadım. Sustum, ağladım, üzüldüm. Şuraya bir kadın geldi, bitişiğe. Onu da söyleyeyim sizlere. O kadına engelli çocuğu vardı. Kendi rahmetli diyeyim. Sünnet oldu. Elimde hediyelerle dolu dolu gittim. O kadar iyi konuştum. İyi zannettim. Bazılarıyla işbirliği yapmış. Onu da söylemeyeyim şimdi. Kendi dargın olduğu kişilerle ben gelince hemen samimi olmaya başladı. Ben gelmeden birbirlerini yiyorlarmış. O kişilerle beni arkadan vurdu. Benim iyi niyetimi suistimal etti. Buradan taşınacağı, gideceği zaman zaten son günlerinde bana ne dese iyi, sen benim engelli çocuğuma oh olsun demişsin dedi. Ay başından aşağı kaynar su aktı. Ben öyle bir şey der miyim ya? Ben engellilere elimden geldiği kadar benim elimde olsa neler yardımlar yaparım. Onun için mi engelli çocuğuna koskoca kamyon aldım, evine götürdüm ya. Helalı hoş olsun. İftira arkadaşlar. Hem iftira.
Orada bak o kadın bana iftira etti. Allah, ne oldu? Allah genç buldu. Yaşta kanser olmuş, evlerden dışarı. Hayıf mı aldın de? İlendin mi? Beddua mı ettin de? Hayır. Kardeşim bu yapılanları Allah görmüyor mu zannediyorlar Allah bunlar gördü. Ya? Allah her yerde. Tövbe tövbe Allah ya. Allah burada, Allah şurada, Allah mazlumun yanındadır. Yeter ki ağzını tut, sessiz kal. Ağzını tut, yapılan iftiralara sessiz kal. Sabret canım kardeşim. Sabret. Sabır sabır. Allah onu cezasını veriyor veriyor. Genç yaşta kadın vefat etti. Kötü hastalığa yakalanmıştı. Ama yine de affettim. Ölenin ardından da konuşulmaz. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Başka da hiçbir şey demiyorum yani. Zaten bu zamana kadar cezasını iftira attığı için çekmiştir yine de. İftira atmanın cezası ahirette gerçekten çok kötü bir şey. Allah diyor ki sen affettin ama ben affetmem diyor. Bir de o da var biliyor evet. musun? Sen iyi insansın diyor. Sana kötülük yapana sen hep ekmek atıyorsun diyor. Ben seni görüyorum. Yüce Rabbim bizi görüyor. Masumları görüyor. Ağlayarak dualar ettiğimi görüyor. İyilik yapana da ağlayarak dua. O benim elimde değil. Duygusal insanım. Kötülük yapana da ağlayarak dua ediyorum. Allah'ım sana havale ettim. Sen gör bil yap. Ne diyeyim daha? Ne diyeyim? O yüzden iftiranın günahı çok. Bu dünyada belki Rabbim sana çektirmez ama ahiretinin çok büyük azap görecek. İftira atan kişi çok büyük azap görecek. Onu da söyleyeyim yani. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Canlı yayınlara da şöyle bir boşluk bırakalım. Konuşamıyoruz o canlı yayınlarda. Ara sıra ben konuşuyorum ama eşim sürekli takipte olduğu için konuşamıyor. İşte konuş diyenler de onun kötülüğü için hani kızsın, sinirlensin de konuşsun diye söylüyorlar. Onu da söyleyeyim. Tanımadığımız kişi niye eşin konuşmuyor? Niye orada susuyor? Ya herkesin eşi öyle zamanında ya herkes takip ediyor. Mesela ben nice canlı yayınlar izledim. Karı koca olarak Ebru Yücel'le Fatih Bey kardeşim sürekli yayın yapıyorlardı eskiden canlı yayınlarda. Şimdi de ara sıra bazen binde bir işte yapıyorlar. Onlardan gördüğüm kadarıyla o Fatih Bey kardeşim de zaten fazla canlılarda konuşmaz. Aralarda Ebru Hanım ona söylerse, şöyle bir şey derse, o tabii ki üzerine söz hakkı düşerse arada İzzet gibi o da konuşuyor. Karı koca olarak canlı yayın yapıyorlar. Onlar da bizim buradan da onlara Ebru Bacan'a Fatih Bey'e de selamlar. Ondan sonra o yüzden tabii ki üzerine bir söz hakkı düşerse o zaman konuşacak. Böyle kötü yorumları da elimizden geldiği kadar bağıra çağıra asla kendimizi savunma haline geçmeyeceğim. Geçmeyeceğiz. Benim gibi olacak. Sakin sakin o az konuşacak, öz konuşacak ama yerinde konuşacak. Lafı gediğine koyacak. Evet. Ha. Bu. Lafı gediğine sessiz koyacak. Hepinizi çok seviyorum. Bize destek veren diğer kanallara da ayrıca teşekkürlerimizi evet. sunuyoruz. Sağ evet. olsunlar. Allah razı olsun. İknur'un hayatı, Hamide bacım, Yasemin'imin annesi, Merve Rıdvan Koyun evet. sürekli geliyor. Az önce gene destek diye yazmış. Allah sağ olsun. Allah razı olsun. Keşke yakın olsalar da elimden geldiği kadar onlara da hediye verebilsem. Bana canlı yayında da hediye verenlere de hediye verebilsem. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin bana. Ben gani hakkınızı helal ettim. Bak ben de söylüyorum. Benim canlarım da gitsinler bana bir adım gelene ben iki adım giderim. Onlara da abone evet. olmayı unutmayın. Unutmayın evet. değerli kardeşler. Bana iyilik yapana ben de iyilik istiyorum. İyilik yapmak istiyorum. Elimden geldi. Trabzon'daki kanal olan bacım vardı. Ona bir da, günde her şey. O da bizi evine şey. Davet etti. Evet. Trabzon'da evet. hemşerim. Ne zaman müsait olursan Hamideciğim evet. Allah izin verirse gelmeyi istiyoruz. Yani, şu şeyi atlatalım da evet, oğlumun evet. stres içindeyim. İçimdeki oğlumun yemin töreninden sonra hem kış olur bu sıcaklarda. Evet, evet. Rahatlarız inşallah. Gezemeyiz. Bunalırız. Onu dört gözle bekliyoruz. Ona hazırlık yapıyoruz. İnşallah ileride Cemil Bey'e selamlar. Evet. Bacı. Evet. Evet sonuna geldik herhalde evet. vlogumuzun. Allah hepinizden razı olsun. Canlı yayında bizlere destek olan evet. tüm kardeşlerime, bacılarım, kızlarıma çok Allah razı ederiz. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Terbiyeli, saygılı, edepli yorum yazanlar bizim canımızı yesin. Allah her razı daim olsun. Bizimle oldukları için gurur duyuyoruz. Tabii. O nedenle evet. Allah'ım
herkesin gönlünde diye yatan arsını versen. Amin. Rabbim ne muradınız varsa onu da gerçekleştirsin. Allah'ım bizi hiç bir zaman dara zora düşürmesin. Karadeniz ordudan hepinize saygılar. Allah razı olun. Allah yolunuzu, izninizi açık etsin. Bu sohbetin amacı canlı yayınlarda, onu da söyleyeyim, söylemeden edemeyeceğim. Canlı yayınlarda diyorlar girer girmez, burada ne oluyor? Bu sohbetin amacı ne? Ne yapıyorsunuz burada diye hesap soranlar için söylüyorum. Orada da söylüyorum, burada da söylüyorum. Bu sohbetin amacı canlı yayınlara gelen kötü niyetli kişilerin kurduğu tuzaklar ve bize niye kötü yorum yazdığının ispatı, neden sevilmediğimizin, o kötü yorum yazanlara burada sevgili takipçilerimize, yeni gelen kardeşlerimize kendimizi birazcık da olsa tanıtmak gibi bir şey. Zamanla daha da iyi tanıyacaklar. Devamlı izlerlerse bu kişilerin çekememezlikten, kıskançlıktan oraya kinini, nefretini, kustuğunu daha da iyi anlayacaksınız. Beni sürekli 6 yıldır izleyen kanalımın organik, vefakar kemik kitlesi zaten biliyor. Sürekli takip ettiği için. Ama yeni gelenler bilmeyebilir. Kafalarında bir soru işareti yaratmış olabilir. Acaba bu insanlar böyle mi? Diyebilirler ya, tanımadıkları için. Tanıdıkça bizi daha da çok seveceğinize inanıyorum. Gerçekten kendimizi daha da böyle iyi ifade etme ihtiyacını canlılarda duyduğumuz için vlogda da anlatmaya çalıştık. Yani kendimizi methetmiş gibi zannetmeyin. O kötü yorumların şey yapabilmek için, bertaraf edebilmek için kötü yorumları, yani onlara müteber etmeyin demek istiyoruz. Yani onlar kıskanç insanlar, dış görüntünden dolayı bizi yargılayıp oradan göndermek isteyen insanlar, canlı yayınlarda insanları etkileyip kendimize çektiğimizi zannediyorlar. Bir YouTuber'ı sevmek kesinlikle art niyetli olmaz. Kanalımızda biz siyaset de yapmıyoruz. İnsanlar bizi kendine yakın görüyorlar, seviyorlar. Amaç bu. Biz de onlara sevgimizi dağıtıyoruz. Asla etkileme şu bu değil. Herkesin özgür iradesidir. Hiç kimseyi görüşüyle, dış görünüşüyle, karakteriyle asla yargılamıyoruz. Aynen. Onu da söylemek istiyorum. İfade edemedik canlılarda. Burada ifade ettik. İçimizdekileri döktük. Niyetimizi, amacımızı anlattık. Amacımız kanalımızı büyütmek ve yeni yeni değerli YouTube ailesine kardeşlerimizi, kızlarımızı ilave etmek, abonelerimizi çoğaltmak, bizim fikirlerimizi daha da çok, deneyimimizi, yılların vermiş olduğu deneyim olarak bugünkü nesile faydalı olabilmek amacındayız. Bizlerden bir şey kapmalarını istiyoruz. Bizlerden bilmedikleri tecrübelerimizden yararlansınlar. Bilmedikleri tutum, davranışlar, bilmedikleri yemek tarifleri, pastalar, temizlikler, onlara böyle faydalı olmak adına buradayız. Allah razı olsun. Sadece istediğimiz bol yorum, destek, beğen, happy puan ve abone olmanızı, tüm bildirimleri ayarlamanızı kanalımıza sizleri davet ediyoruz. Kanalımıza abone olmak asla paralı değildir. Ücretsizdir, evet. Bir de oraya yazmışlar ki bu kişilere abone olmayın. Onlara abone olursanız tehlikeli durumlara mı düşersiniz demek istemişler. Ya o ne demek? Ben dolandırıcı mıyım burada? Allah korusun. Abone olmayın diye. Yani korkutuyorlar insanları. Kıskanç. Arkadaşlar ucunda para yok bu işin. Abone olmak parasız diyorum bakın. Evet. İzlemek de parasız. Ben burada insanlara iyi şeyler öğretmeye çalışıyorum. Yani onlara muteber etmeyin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hep sizleri çok seviyorum. Hep dürüst insanlarla karşılaşırsın Rabbim sizleri. Hep kalbi güzel insanlarla sizlerin yolunu birleştirsin. Amin. Allah razı olsun ebedinize. Allah hepimize, Allah'a emanet her olun. Zaman ne diyorum? Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Kötü gözle bakan, kem gözle bakan insanlardan hepimizi uzak tutsun diye YouTube ailemiz 11.000 neredeyse 12.000'e geliyoruz. 11.400'e yükseldi. Bakın. Evet. Böyle canlı yayınlarda daha da büyüyeceğiz. Hep beraber büyüyeceğiz. Kanalımı büyütmeye yardımcı olan tüm takipçi bacılarıma, kızlarıma hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Benden de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Allah hepinizden razı olsun. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatabilmişimdir. Bu sohbetin amacı buydu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.